Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfayla karşınızdayız. Haftanın son ya da ilk programında sizlerle birlikteyiz. Serdar Kelleci, Emre Bol ve Taner Karaman konuklarımız, kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Ben de az önce Twitter'da o iğrenç espriyi yaptım arkadaşlar. Hangisiydi? Beni izlemek isteyen son kez bu sene izleyebilir. Bir daha bir sene yokum falan diye. İğrenç espri biliyorsun. Ben bu espriyi bu sene ilk kez senden duydum. Benden duydum. Evet. Çok çabuk davrandım. Tebrik ediyorum. İki gün önceden davrandım. Evet evet. İki gün önceden. Bir daha bir sene yokuz arkadaşlar. Salı gününü bekleyebilir bu espriyi yapmak isteyen arkadaşlarımız. Ama Emre Bol ilk kez yaptı. Yine de geç kalmış olacaklar. Onu söyleyebilirim. Hoş geldiniz bir kere daha. Ligde ilk yarıyı noktaladık. Fenerbahçe Çaykur Rizespor mücadelesiyle. Neden çok şükür bunu konuşacağız. Hakikaten zor bir ilk yarı oldu. Özellikle şampiyonluğun doğal adayları için zor bir ilk yarı oldu. Bunu söyleyebiliriz. Demir Grup Sivas Spor devreyi zirvede tamamladı ki hak edilmiş bir mertebe oldu. Herhalde çok da tartışılacak bir konu değil. Üstüne mutlaka konuşacağız Sivas Spor'un başarısının. Galatasaray'da yolunda gitmeyen neydi? Bunu değerlendireceğiz. Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Başakşehir'i ve mümkün olduğunca bütün takımlarımızı konuşmaya çalışacağız. Açılışı ise Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında kazandığı maçla yapacağız. Az sonra mücadeleye dair maç sonunda yapılan açıklamaları da ekranlarınıza taşıyacağımızı belirtelim. Deniz Turuç ve Jailson'un golleriyle Fenerbahçe sonucu almayı başardı. 2-1'lik skorla Sarı Lacivertliler galibiyetle ayrıldı müsabakadan. Evet. Geçtiğimiz sezon Manchester City şampiyon olurken bitime 3 hafta kala oynanan bir Leicester maçı vardı. O maçta Kompany'nin attığı golle City kazanmıştı. Yine bir stoper, yine uzaktan atılan bir gol söz konusuydu. Bana bu gol o golü hatırlattı. Eğer bitime az bir süre kalsaydı şampiyonluk emaresi diyebilirdim. O kadar değerli gördüğüm bir gol. Senin için nasıl bir maç oldu Emre Bol? Şimdi esasında şöyle başlamak lazım. En sonda söyleyeceğim, ilk başta söyleyeyim. Şu hakem konusunu kapatayım. Çünkü sezon başından beri sürekli hakemlerle ilgili, hakem hatalarıyla ilgili bir sürü şey konuştuk, durduk. Bugün Fenerbahçe iyi oynadı mı? Hayır, bence iyi oynamadı. Yani oyunun genel anlamda üstünlüğüyle ilgili istatistikleri biraz sonra Taner Karaman verecektir. O mutlaka onunla ilgili bir sürü şey çıkartmıştır ama ben sadece çıplak gözle seyreden, rakamlara bakmadan seyreden bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de, top Fenerbahçe'deydi fakat Fenerbahçe gerekli, gol atmak için gerekli hamleleri bir türlü maç boyunca yapamadı. Ekstralar gerekiyordu. Ya tabii ki ekstra gerekiyor kardeşim. Top istediği kadar sende olsun. Sabahtan akşama kadar topu versinler sana, oyna. Gol atmadıktan sonra bunun hiçbir anlam ifade etmediğini hep görüyoruz zaten. Yani onun için istatistikleri tabii ki tamamen kenara atmak istemiyorum ki ben böyle istatistiğe önem veren hocaları da seven gazetecilerden bir tanesiyim. Buna rağmen bazen bir bakıyorum yani kocaman bir balondan ibaret olduğunu görüyorum istatistiklerin. Yani %70, %80 topla oynama, maç kaç bitti yenildik. Olmaz ki böyle bir şey yani. Onun için istatistikleri gole gidecek şekilde, gole nasıl gideceği, en kolay gidecek şekilde istatistikleri yükseltmek bence daha değerli, daha önemli. Şimdi bugün esasında maçı zora sokan kişi bence Halil Umut Meler'di. Ondan başlamam lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin çok net bir, çok net diyorum, tartışması falan olmaz. Hani senin için, sana göre, bana göresi falan olmayan bir pozisyondu bence. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bazı pozisyonlar vardı dersin ki ya bence yok, bence var falan dersin ya. Bunun kesinlikle tartışması yoktu bu pozisyonun. Ve de hakemi gözünün önünde cereyan etti. Dikkatle hakeme baktım ben, nerede olduğuna baktım. O kadar net gördüğü halde vermedi ki. Ya insanın içi bir cız eder ya. Ya dersin ki kardeşim bu kadar, yani şeye pozisyona o kadar yakınım ki. Şimdi bunu insanlar seyredecek. Tekrarına bakacaklar. Benim bile bile vermediğimi de görecekler. Ben bununla ilgili ne cevap vereceğim? Ya öbür gün MHK Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı beni çağırdığında ben bu pozisyonla ilgili nasıl bir cevap veririm? O kadar net bir penaltıydı yani. Evet. Neden vermediğini, nasıl vermediğini, neden bir anda gözlerine perde indiğini açıkçası şey yaptım, çok şaşırdım maçı izlerken. Tamam sen vermedin. Abi VAR da çağırmadı. Bak VAR. Uyarmıyor da. Uyarmadı da. Yani bir gel bir bak. Ama hakemin çok görüş açısında ya. Ya tamam görüş şimdi açısında VAR orada da. Bildiğim kadarıyla çağıramıyor. Öyle bir problem var ama VAR'ın çağırmasına gerek olacak bir pozisyon mu? Değil. Yani değil, inan değil. Hani varlık bir problem değil çünkü VAR diyor ki hakemin zaten görüş açısında dolayısıyla bu takdir. Ya bir şey atlar, hakem, bir eli atlar, bir şey atlar. Hakem bir şey atlayabilir yani o sırada. Hakem orada takdir hakkını kullanırsa
Mesela dedi ki yani başka bir alanda olsaydı eğer sarı kart çıkarttı hakem diyelim. Takdir hakkını kullandıysa VAR karışamıyor. Diyor ki hakem görmüş takdirini sarı kart demiş diyor. Ama burada hakemin görmeme olasılığı var. Çünkü hakem karar vermiyor. Ama görüş açısında olduğunu işte VAR kamerasından yani şey diyebilir değil mi VAR'daki adam? VAR'daki adam herhalde görmedi falan diyebilir değil mi? O sırada belki önünden biri geçti. Hani yani olabilir. Mesela yayıncı kuruluşun açı kapanmıştır. Bize ilk gösterdiği açı offside kamerası açısı. Hı-hı. O açıdan o pozisyonu süzersen yanlış yaparsın. Ama hakemin açısından çok net. Çok net bir pozisyondu. Çok. Yani inan bugün şeye bakıyorum sosyal medyada. Neredeyse bütün taraflı tarafsız herkesin birleştiği bir şey varsa o da Fenerbahçe'nin Vedat'ın pozisyonunun çok net bir penaltı olduğuydu. Doğru. Yani şimdi Halil akşam eve gittin oğlum. Ya yatağa yastığa başını koydun. Şu Fenerbahçe şu maçı kaybetseydi. Ya kendinle o vicdanla nasıl yatacaksın? Nasıl uyku uyursun ya? Yani bu kadar net bir pozisyonu vermiyorsun. Ya bu şeylerde deplasmanlarda özellikle Fenerbahçe'nin penaltıyla ilgili bir sıkıntısı var ha. Vermiyor hakemler. Yani gözünün önündeki pozisyonu bile vermiyor. Ya sen bunu ver, Fenerbahçe kazanır, kaybeder, kötü oynar, iyi oynar. Orası bizi ilgilendirmez. Orası zaten biz konuşuyoruz. Onu biz zaten değerlendiriyoruz. Fenerbahçe yönetimi de, Galatasaray yönetimi de, Beşiktaş yönetimi de kötü oyunu, iyi oyunu zaten kendi içerisinde mutlaka değerlendiriyor. Ama kardeşim sen şu penaltıyı ver ya. Yani bak ne diyorum, daha da abartıyorum. Ders diye gösterecek penaltı. Penaltı ceza sahası içinde savunma oyuncusuyla hücum oyuncusu arasında penaltı nasıl olur diye ders versen bu pozisyonu gösterebilirsin. Bu kadar net bir pozisyon. Bu arada yani bugün... Hani bence sezonun en büyük hakem hatası yapıldı. Malatyaspor Gaziantep maçı. Ha orada da sıkıntı. Yani ben Yahu için ben pozisyonu. Dirsek mirsek hiçbir şey yani yok. Bahattin Şimşek VAR'a da gitmiyor. VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu VAR'a gel de demiyor. Uyarmıyor da hani bak da demiyor. Kart da demiyor. Sonra düşündüm. Sen şey düşündün mü mesela küfür mü etti acaba falan diye düşündüm. Yok o da yok. Ne bileyim acaba öyle bir şey mi adamı resmen hani polis zoruyla dışarı çıkarttı da öyle bir durumda Jovic'i sahanın dışına çıkartmak zorunda kaldı. Çünkü adam da şaşırdı. Yani orada Diarra, yanılmıyorsam Diarra'ydı. Yere attı kendini. Bir kere dirsek yok. Hani görüyoruz sadece böyle bir hafif bir itme var. İtme şuraya geliyor. Göğüse itme var. Diarra yüzünü tutarak yere fırlatıyor kendisini. Hani direkt olarak kırmızı kart çıktı bile doğrudan. Yani muhtemelen PFDK burada... Ya orada da VAR'a bakabilirsin, geri alabilirsin kırmızı geri kartı. Geri alabilirsin. VAR'a gitme tenezzülünde bulunmadılar. Adam hani bir kere hani Jovic emin. Adam, ya zaten hani pozisyonda kırmızı kart çıktı. Adam bir şaşırdı. Sonra dedi ki zaten VAR'dan iptal olur dedi. VAR'a gitme gereği bile duymadılar. VAR da uyarmadı bile. Yani bu kadar. Yani bence sezonun en büyük hatasıdır bu. Yani Malatyaspor'un orada ciddi bir şekilde maçı çevirebilirdi bu tabii arada. Tabii 11'e 10 oynuyorsun o sırada. Tabii ve golcün gidiyor. Son dakikalarda inanılmaz pozisyonlar buluyorsun. Maçı çevirebilirdi. Jovic'siz ve muhtemelen Jovic'in kart iptal olur. Yani iptal olur. Yani şu an yani kart iptal olur da ceza çıkmaz. Tabii tabii bence de çıkmaz. Ceza olmayacaktır. Yavuş kaldı ya, yerden ceza daha ceza çıkmaz diyorsun. İşte gitti 3 puan gitti abi. 45 dakika oynamadılar. Oğlum 3 puan gitti baba. Yani 3 milyon lira mı? 3,5 milyon lira mı? 3 milyon TL para. 3 milyon TL para gitti abi. Havaya uçtu. 53'te attı. Neymiş efendim? Bir tane hakemin yaptığı bir hata yüzünden. Alanya-Konya maçındaki bir çizgi. Bir de bak şimdi bazı futbolcular var. Tamam mı? Kendini yere atmaya böyle alışkanlık edinmiş bazı oyuncular var. Vedat bunlardan bir tanesi değil. Yani evet. Vedat öyle ayakta kendini zırt zırt atacak, penaltı isteyecek falan bir oyuncu değil. Vedat devamlı böyle kovalayan, vuran, kıran, işin içinde olan, kolay kolay pes etmeyen oyunculardan bir tanesi. Hakemlerin birazcık da buna dikkat etmesi lazım. Mesela Burak bir ara atsa da, pahalı olsa da olmasa da vermiyorlardı hakemler. Ki öyle bir hakemleri kandırıyordu ki. Taç çizgisinin kenarında 3 rakip futbolcu Vedat Muriç'e baskı yaptığı anda ayakta kaldı Vedat Muriç. Yani dediğim bahsettiğin şeyi net bir şekilde gördük de bu gece gördük. Yani. Atmıyor yani. Atmıyor kendini zaten. Atan bir oyuncu değil. Buna bu arada ihtiyaç yok. Yani Vedat bu ligin en güçlü oyuncularından bir tanesi. Aynen, hatta evet. En güçlüsü bile denilebilir. Ve Vedat'ın orada hava topunu alma olasılığı çok yüksek. Çünkü ligin hava hakimiyeti konusunda da 1-2 isminden bir tanesi. Yatabari, yani Yatabari sonrasında Vedat geliyor. Tabii. Maç başına en fazla hava topu kazanan. Yani orada rahat bırakılsa hava topunu alacak. Rahat bırakmayı geçtim. Arkasında zıplayan adam biraz daha hafif olsa muhtemelen Vedat onu da havaya uçururdu. Ama üstüne çullanıyorsun. Ya atamaz. Bunların hepsi bu penaltı. Ha ben penaltı. Hayır, yani bunu atamayabilir. Bunun grisi de yok bu arada. Bu gri bir pozisyon değil. Çıksın atamasın ona bir şey söyleyeyim ama dediğin gibi grisi de yok ve Vedat da hakemlerin de birazcık da bunlara dikkat etmesi lazım. Hani kendini atar oyuncuyu atmayan oyuncuyu falan böyle şey yapmasa ama kafada tilkiler var. Kafada tilkiler var. Evet. Ben görmemezlikten geleyim. Vardı zaten görmemezlikten geliyor. İkisi beraber bir şekilde bir dizayn yapmaya çalışıyorlar. Geçen Erman Hoca burada söyledi. Dizayn bu. İşte dizayn bu abi. Dizayn bu. Dizayn bu. Bak Malatya'yı nasıl yediler şimdi? İnan Jailson şeyi kurtar. Malatya maçı çok konuşulmayacak. Sen konuştun burada bitti baba.
konuşulmayacak artık. Malatya'yı yediler. Bak Malatya'yı yediler. Şimdi neden? Şöyle söyleyeyim. Malatya maçındaki Jovic'in atılmasıyla bugün Vedat aynı pozisyonda atılsaydı Fenerbahçe taraftarları şu an Riva'daydı. Riva'daydı şu anda. Ya sen ben yani konuştuk şimdi burada bir süre. Hani adalet, hani adalet diyoruz ya. Adalet kısmında bütün kulüplerin ortak olması gerekiyor. Bugün Fenerbahçe camiası Malatya'nın canı böyle saçma sapan bir pozisyondan yanıyorsa ona da ses çıkartması lazım. Geçen hafta ne dedik hep mesela? Konuşulan, bak geçen ama hafta hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Bakın geçtiğimiz hafta ne konuştuk? Söylüyorum. Fenerbahçe Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın canı yandı. Doğru mu? Yandı. Ali Koç ne dedi maç sonrasında çıkıp da? Dedi ki hakem çok güzel maç yönetti. Ya şimdi bak orada bence verilmeyen bir penaltı var ama bir başkanı maçı çok iyi yönetti, çok kötü yönetti diye bir şey olarak görmemek lazım. Hayır, bir şöyle, yani iyi yorum yapamayabilir bir başkan, anladın mı? Ama bakın geçtiğimiz haftalarda başkan çıktı, iyi kötüyü söyledi kendi takımıyla alakalı. Kötü yönetimlerde de hani hakikaten de hakkını savunan iyi işler yaptı. Ama bu noktada ne yaptı başkan? Çıktı dedi ki Beşiktaş'ın maçının hakemi, yani kendi maçlarının hakemi iyi yönetim sergiledi. Üstelik rakibiniz o sırada hakikaten de canı sıkılmış. Gerçekten 3 tane pozisyonda şüphe var. Ciddi problemler var. İyi tayin edilemeden çıkıp konuşulma var. Bakın bir hafta geçti aradan. Bir hafta. Bir tane. Bir maç sonra Vedat'ın penaltı pozisyonu. Beşiktaş maçında bence bir tane penaltı vardı. O penaltıyı zaten biz burada konuştuk, beraberdik yine Taner. Evet. Aynı programdaydık. Şimdi başkanlar hakem yorumu konusunda şey değiller. Onları hani çok fazla esasla dinlememek lazım. Neden söylüyorum bunu? Bunu Ali Koç da olsa, Mustafa Cengiz de olsa, Ahmet Nur Çebi de olsa çıkıp hakemle ilgili yorum yapsa. Çünkü çok sıcağı sıcağına yapıyorlar, bir de tribünden seyrediyor. Tabii. Anladın mı? Sıcağı sıcağına oturup da hani hakemlerle ilgili, hakemlikle ilgili bilgin bir adam gelip de ya baba bak esasında burada bu şu hataları vardı demediği sürece esasında bütün başkanların, yöneticilerin hakemle ilgili söylemleri havada kalıyor. Onun için şimdi başkan orada seyretti yukarıdan, dedi ki ya bence güzel maç yönetti falan deyip çıktı söyledi. Hani üstüne konuşulmuş bir şey de değil. Bir de açıkçası şunu da söyleyeyim. Hangi büyük takımın yöneticisi çıkıp da bizim maçta hata vardı falan diyor kazandığı maçtan sonra. Kimse de bunu söylemiyor yani. Biraz onu da söylemek lazım, konuşmak lazım. Hakem konusundan sıyrılıp biraz daha saha içine futbola dönelim istiyorum. Serdar Keleci, katılır mısın Emre Bol'a? Çok verimli bir gün değildi Fenerbahçe için ama bazen bugünlerde de kazanabilmek her şeyden daha önemli. Akşam oldu. Ya ama hani Türkiye'de 3 büyük takımın, 4 büyük takımın demiyorum, özellikle Trabzonspor'u ayrı tutuyorum. 3 büyük kulübün hakemlerden şikayet etmesi kadar abesi iştigal edecek başka bir mevzu olmamalı. Çünkü bu ülkede ne zaman 3 büyüklerin sahasında 3 kırmızı kart çıktı, 4 kırmızı kart çıktı, o hakemin düdüğü asıldı bu ülkede. Dolayısıyla bugün Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yani hakemden şikayet etmeye zerre hakları yok. Çünkü ben hep şöyle bakarım. Tamam, hakemler formda değil, bu olabilir evet, ama ya 3 büyük takımın hakemden şikayet etmesi kadar abes iştigal edecek başka bir mevzu olamaz bu ülkede. Ya ben 85-86'dan bu yana bu ligi izlerim. Ki geçmişte daha vahim hatalar oldu Anadolu takımları adına. Ama hiçbir Anadolu takımının sesini duyamadım. Çünkü çıktıkları anda, şöyle bir kapağı zorladıkları anda üç büyükler zaten onların tepesine bindiler. Dolayısıyla bu ligin sadece kendi aralarında oynandığı bir lig olarak kabul eden bu üç büyükler, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray camialarındaki kişiler, maalesef bugün Türk futbolunun kanayan yaraları aslında. Evet, Türkiye'nin en büyük üç kulübünden bahsediyoruz ama Türk futbolunun bu hale düşmesine sebep olan bugüne kadarki bu yönetici anlayışı zaten. Her maçtan sonra feryat figan, bizim hakkımız yendi diyen ama rakiplerinin 3 penaltısının verilmediği veya kırmızı kartlarının verilmediği ortamlarda o yöneticiler hep 3 maymunu oynadılar. Dolayısıyla Türk futbolunun hali de bugün rekabet ortamında bu. Hala Anadolu kulüpleri sesini çıkartamıyor. Bugün Konya Spor taraftarı da, Malatya Spor taraftarı da, Taner dile getirmese kesinlikle mevzu bahis bile olmayacak. Konyaspor maçında işte bulunan, Konyaspor'un yediği golde o çizgiyi hala Konyaspor taraftarı kendi arasında tartışıyor. Ne kadar inandırıcı geliyor, ne kadar inandırıcı gelmiyor. Maalesef Türk futbolunda çizgi konuşuluyor. Yani çizgi, evet, güvenilir midir, güvenilir değil midir? Ve şu anda ben bile maalesef bu çizginin güvenilir olup olmadığı konusunda çok da net bir şekilde görüş belirtemiyorum maalesef. Çünkü bazen izlediğim gözüme, yani diyorum ki herhalde yaştan dolayı, herhalde Serdar yaşlandım birazcık.
Dolayısıyla eskisi kadar iyi göremiyorsun. Ya o şu varın başındaki adam, teknisyen ve hakemler elbette oradalar. Bugün İngiltere'de de iki maçta hem Liverpool'un hem City'nin maçında VAR kararlarıyla ilgili çok ciddi tartışmalar oldu. Çok ciddi anlamda da sosyal medyada konuşulan konular bu maçlarda olan kararlar. Nereden çizgiyi çiziyorlar? Top ayaktan çıkıyor. Bizimkilere buradan bir tavsiyem var. Vallahi bir karede çok fazla hareket olabiliyor. Tabii. Topun ayaktan çıktığı anla ilgili. Yani bir kare önce durdurmanla bir kare sonra durdurman arasında fark var. Ama çok göz ince pozisyonlarda bu tartışılacak. Göz inan yanılmıyor aslında. Yani ilk anda çok en azından kendi gözüm açısından söyleyeyim. Yani bir pozisyonu offside dediysem %90-95 offside çıkar veya değil dediysem. Yani belli bir sene maç izledikten sonra o gözü aşinalığıyla sen o offside'i tespit edebiliyorsun artık. Hani bu yan hakemler bu dediğimi daha iyi anlayacaklardır. Yan hakem hani kaldırdığı anda fazla sekmez o karar. Çok fazla sekmez. Ama şeyi izlediğim zaman, çizgiye baktığım zaman yok artık dediğim bazı çizgiler oluyor Türkiye'de. Veya dünyada diyeyim, Türkiye'de demeyeyim. Dünyada diyebilirsin. Biz şu varımarı kaldıralım. Vallahi billahi yani. İnsanları bir kere salak yerine koymayın artık. Varı kaldıralım da ben bari. Kendiniz çalın, kendiniz oynayın abi. Hakikaten bize var mar falan olmuyor yani. Kerem hakikaten hatırla olmuyor. Karşıydım. Yani vara karşı olmak ama bu arada... Bu teknolojiyle karşı değilim ben. Bak. Vara karşı değilim. Yetkin adam koyun o zaman. Bu şekilde kullanılmasına karşı. Bunun bu şekilde geleceği o kadar belliydi ki nereden Türkiye'de. Nereden belliydi ya? Ya bak çok samimiyetimle söyleyeyim. Ben bunu... Ben vallahi dedim ki bu kadar yapamazlar herhalde dedim yani. Dünyanın her yerinde tartışılıyor. Dünyanın her yerinde tartışılıyor. Yani sadece Türkiye'si, osu, busu, şusu yok. İngiltere'de de karşılanıyor. Konuşuluyor. Konuşuluyor, tartışılıyor. Ve tartışılacak bu şekilde de. Ama bu kadar da absürt kullanım yoktur herhalde. Yani bu kadar olmaması lazım. Yani var. Bu kadarı ya, normal değil. Mesela inan var. Ben Almanya'da da maç izliyorum. Bundesliga maçlarını izliyorum. Yani ben de izliyorum ama. İzliyorum orada da. Yani bu denli. Bundan niye gidilmedi diye. Ya inanın var. İnanın çok tartışılıyor. Ya çünkü ama ben şu tarafındaymışım. Ben mesela 1960-64 Dünya Kupası mıydı? İngiltere'nin çizgiyi geçen golü. Ya 50 sene sonra bir İngilizle, 55 sene sonra bir İngilizle bunu tartışabiliyorsun. Futbolun ruhu bence buradaydı aslında. Hata payının olması. Bir tenis maçında bunu izleyemiyorsun. Ben biraz futbolda 2006'da hatada... 2006'da mıydı Lampard'ın çizgiyi ya da, bir metre geçen? Ya da Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Semih'in çıkarttığı top yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada benim şöyle itirazım var. 1950'lerdeki, 60'lardaki futbolun ekonomisi... Futbolun ekonomisi size getirdikleri, götürdükleri... Evet, belki o zaman romantizm daha önemliydi. Ama şu anda bir galibiyete şudur budur falan bir galibiyete 3 milyon TL veriyorlar bu ligde. Yani bu kadar hakemlerin bir düdüğüne bakmaması gerekiyor olay. Daha da robotik olması lazım. Çünkü endüstriyel futbol dediğimiz şey hani şöyle düşünelim. Kağıt üstünde belki 3 milyon TL bir galibiyet ama bunun dolaylı ekonomisi 6-7 milyon TL. Sizin bir galibiyet. Ben %100 bak %100 Taner'e katılıyorum. Abi burada en fikrim. 100 milyon euro harcıyorsun. Doğru. Takım kuruyorsun. Doğru. Bir tane hakem yüzünden şampiyon olamıyorsun. Abi bak. Şunu mu yani? Bunu yani. Da söyleyeyim. Hakem öyle mi olsun yani? Ne yapıyor? Hakem dersin gidiyor dişçi dükkanını açıyor muayenehanesi. Hayatımda ne hakemle şampiyon olan takım gördüm. Bak izlediğim ligler açısından söyleyeyim. Ne hakemle şampiyon olan takım gördüm. Ve de ne de olamayan gördüm. Hakemle düşen takım gördüm ben bu arada. Ben çok gördüm. Hakemle düşen takım gördüm ben. Ben de gördüm. Bu, hakemle düşen de gördüm. Hakemle şampiyon olan da gördüm abi. Olay Kayserispor'un bundan önceki düşüşü. 34 maçlık lig periyotunda sadece bir maçı örnek göstererek değil. Bir maç değil abi. Bir maç değil. Şampiyonluk bir maçtır ya. Serdar şampiyonluk dediğim bir maçtır ya. Ben inan tanıklık etmedim. Şey diyor ya Orhan abi Orhan Ayhan. Boks bir yumruktur diye. Şampiyonluk da bir maçtır abi. Geçen sene Fenerbahçe bir Akhisar maçını kazanmış olsa bir önceki sene şampiyondu. İki Akhisar maçını kazanmış olsa kupayı almıştı. Kupayı almıştı. Üçüncüyü de kazandı. Yani böyle bir şey olur mu? Abi bir maçtır, bir goldür. Oranın değişkenleri biraz farklı oynuyor. Yani sen kaybettiğin zaman rakip, sen kazandığın zaman rakibin kazanması, kaybetmesi bu motivasyonlar çok farklı işliyor futbolda. Neyse velhasıl hakemle bir burada hani ben çok kayrekseriyet vardan yana, %90-95 vardan yana. Benimki sadece endüstriyel futbola karşı duran hala bir adamın saçma sapan varyansını diyeyim. Şimdi şey sağ içerisine girelim bence ufak ufak. Evet. Yani şimdi geç bile kaldı. Açıkçası Fenerbahçe'nin yine bir deplasman oyunundan yine memnun değilim. Onu da söyleyeyim. Yarınki Fotomaç gazetesindeki başlığım ama oh be. Bunu niye söyledim? Yani sonunda takım öyle ya da böyle deplasmanda kötü yönetim gösteren bir hakeme rağmen deplasmanda kazanmayı başardı ki Fenerbahçe için deplasmanda maç kazanmak inanılmaz önemli. Yani içerideki oyunla dışarıdaki oyun arasında inan dağlar kadar fark var. Diyeceksin ki bugün Rize karşısında kazanmayı hak edecek bir futbol ortaya koydu mu? Hayır.
Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu kadar uzun bir süre Kruse kaçta çıktı oyundan? Yani Kruse geç çıktı. Bak inanılmaz kötü oynadı. Bu kadar kötü oynayan bir oyuncuyu 80'e kadar yani 80 dakika bir oyuncuya katlanmak belki de Ersun Hoca'nın en büyük hatalarından bir tanesiydi. Şimdi zaten 1,5 stoperle oyuna başladın. Yani Zanka'ya sonra 0 stoperle bitirdin. 0 stoperle bitirdin. Bu doğru abi. Niye bunu söylüyorum? Zaten üstüne gelen bir Rize yok. Doğru. Zaten üstüne gelmiyorlar. Zaten üstüne gelmekse artık topunu, tüfeğini falan her şeyle bir şekilde saldırman lazım. Fakat Rize Spor öylesine kapattı ki maçtan sonra İsmail Hoca'nın basın toplantısına dinledim. Pozisyon vermedik. Haklı adam. Pozisyon yok. Yok. Yani pozisyonsuz bir maçtı karşılaşma. İki taraf adına da. 35 metreden bir gol. Yani Rize'nin attığı gol, duran top, korner golü, ilk korneri. Fenerbahçe'nin attığı gol. Frikik. Bir tanesi frikik, bir tanesi de uzaktan şut. 30 metreden. Aynen. Şimdi galiba yanlış hatırlamıyorsam Taner daha iyi bilir. Estağfurullah. Şeyden ceza sahası dışından en çok gol atan takım bu sene Fenerbahçe. 9 olması lazım. Ha, yani bayağı bu ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Açık rakam. Şimdi oyunun tıkandığı anlarda, sıkıştığı anlarda işte sağdan gidiyorsun, soldan gidiyorsun, merkezden gidiyorsun, rakibin hiçbir türlü pozisyon vermediği anlarda yapılacak iki tane şey var zaten. İki şekil gol atılabilir. Bunlar. Bu iki şekilde de Fenerbahçe golü bulmayı başardı. Ama bu gelecek için umut veriyor mu Fenerbahçe'nin futbol? Hayır, bana yine umut vermiyor. Yani benim için teknik direktörün şunu yapması lazım. Şimdi diyecekler yine Ersun Yanal düşmanlığı yapıyorsun diyecekler ama hiç onunla alakası yok arkadaşlar. Teknik direktörlük nedir? Zaten üstüne gelmeyen bir takım, kapanan bir takım var karşında. Bu takım açmak teknik direktörün görevi. Oyuncunun değil ki. Oyuncu şöyle oynadı, böyle oynadı, kötü oynadı, iyi oynadı. Bunu değerlendiririz burada. Ama sen ortaya bir akıl koyup da onu açman gerekiyor bir şekilde. Yani sen bir tane golü koskoca 90 dakikada bir tane golü frikikten atıyorsan bir tane golü de hakikaten Rize Spor kalecisinin büyük hatası ama Cahil sonunda müthiş bir vuruşuyla. Çok ekstra bir gol. Ekstra bir gol. Ekstra golle bulup da maçtan sonra bu maçı bu şekilde kazanıyorsan bir eksik bir sıkıntı vardır. Buradan Fenerbahçe yönetimine rica ediyorum. Yani bak ikinci yarı ilk yarı beklediğimden daha gürültülü geçti. Normalde ilk yarılar böyle olmaz. Her taraftan yani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, Fenerbahçe çok fazla gürültü çıkarttılar bu arada. Ama ikinci yarının gürültüsü inan ilk yarıya benzemez. Farklı bir gürültü olacak. Tabii. Yani bunların hepsi şu anda şampiyonluk yarışının içerisinde daha kopan kimse yok. Ki yarış nasıl devam eder? Bunu da ikinci bölümümüzde konuşacağız. Şimdi herkes transferler yapacak. Herkes eksik yanlarını bir şekilde tamamlamaya çalışacak. Safraları temizleyecek ki Fenerbahçe'de biraz safra sayısı fazla. Onlarla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Şu ilk turu geçirdikten sonra hani gönderilmesi gereken, elden çıkartılması gereken oyuncular var. Şu garip bir kalabalık var Fenerbahçe'de. Hoşuma gitmeyen bir kalabalık var. Konuşacağız. Konuşacağız onda. Bu isimler üstüne. Nasıl buldun Taner Fenerbahçe'yi Rize deplasmanında? Yani kilit açmak önemlidir. Ama bunu duran topla açmak bir yetenektir. Bireysel yeteneklerle alakalı bir nokta. Oyunun taktiksel planı kilidi açmaya yetmeyince bireysel yetenekler işi bitirir. Deniz Türüc'ün serbest vuruşu, Jaison'un hani sokakta araba sürseniz Oğuz'da 1.000 lira para cezası gelir. Öylesine sert bir vuruşuyla gelen golü sonrasında kilidi bir şekilde açmayı başardı Fenerbahçe. Ama katılıyorum Emre Bolat. Seyir zevki anlamında vasatın biraz altı. Üstüne koymak gerekiyor ve bu üstüne konulacak olan oyun muhtemelen eksiklikler tamamlandıktan sonra daha da iyi olacaktır. Şimdi Ersun Yanal'ı şöyle anlayabiliyorum. Takımda sakatlıklar sonrasında kadro kurmakta zorlanıyorsunuz. Bu bir. Sakatlıklardan dönmüş olan Max Kruse'nin performansı dönmeden önceye göre çok çok kötü. Yani bir 10 numara eksiğiniz var ve bunu toparlayamıyorsunuz. Onunla alakalı bir probleminiz var. Ve bunların hepsi kilit bölgeler. Şimdi Hasan Ali Kaldırım oynarken eleştirilen bir isim olsa bile yokluğunda aslında anlaşılıyor ne kadar önemli bir isim oldu. Hasan'ın eksikliğini Fenerbahçe arıyor. Yani özellikle hücum aksiyonlarında Hasan'ın eksikliğini arıyorlar. Ve şu anda Fenerbahçe'de eksik oyuncuların boşluğu dolmadığı için, doldurulamadığı için problem yaşıyorsun. Mevkilere kaydırmalar var. Sürekli olarak bakıyorsunuz. Kimse kendi mevkisinde oynamıyor. Yani oyunlarda futbol menajerdeki gibi bir oyuncunun mevkisini başka bir yere koyduğunuz zaman güç parametresi düşer bir anda. Öyle bir durum. Kimse kendi mevkisinde oynamadığı için de performanslar aşağı iniyor. Ve Fenerbahçe'de özellikle deplasmanda zaten problem yaşayan Fenerbahçe. Rize Spor kolay bir takım değil. İsmail Kartal da kolay bir hoca değil. İsmail Hoca daha önce geçtiğimiz sezon Ankara gücüyle Fenerbahçe 3-1 yendi. Üstelik Fenerbahçe'nin sahasına yendiler. Evet. İsmail Hoca Fenerbahçe'nin tarihinde de en yüksek puan ortalamanın hocalardan bir tanesi. Yani az uz bir teknik adamdan bahsetmiyoruz.
ve iyi oynattı takımını. Fenerbahçe'de çok böyle ekstra bir şey gerekiyordu. O da Jayson'un golü oldu. Fenerbahçe'nin de ligin Berkay'ın bir korner golü var Göztepe'de, Gaziantep maçında. O maçtaki gol muhtemelen bir 35-40 metre aralığında geldi kornerden olduğu için. Bu gol de 32 metreydi. En uzaktan atılan ikinci gol sezonun. Ve ancak bir bireysel yetenek çözebilirdi. Yani İsmail Hoca'dan bahsettiğiniz için çok kısa araya girmek istiyorum. Çok rahatsız eden konulardan bir tanesi var da beni. Yani bunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, buradan Fenerbahçe taraftarlara sesleniyorum. Şimdi İsmail Hoca geçen hafta içerisinde bir açıklama yaptı. Büyük bir hakem hatası olmazsa Fenerbahçe yenebiliriz falan gibi böyle bir açıklama yaptı. Şimdi İsmail Hoca nereden ekmek yiyor? Rizespor'dan. Değil mi? Şey nerede? Aykut Hoca Konyaspor'da. Şimdi şeye bakıyorum. Bazı böyle ergen, sivilceli ergenler bu isimleri bilmeden, tanımadan mesela Rıdvan Dilmen yine bunlardan bir tanesi. Abi sen Fenerbahçeli değilsin, Rıdvan Dilmen Fenerli değildir. Ya oğlum siz daha portakalda vitaminken bu adamlar Fenerbahçe formasını giyip savaştılar. Fenerbahçe'nin bu noktaya gelmesini sağlayan böyle efsaneler, bunlar efsane oyuncular. İsmail Kartal'dır, Rıdvan Dilmen'dir, Aykut Kocaman'dır. Daha bir sürü böyle sembol oyuncu sayabilirim. Şimdi bakıyorum, o sivilceli alıyor eline şeyi, telefonu eline alıyor. Aa Rıdvan Dilmen sen Fenerbahçeli değilsin. İsmail Kartal Allah senin belanı vermesin. İşte Aykut Kocaman sen şöylesin. Ya arkadaşlar biraz edep ya. Ya biraz edepli olun ya. Ya bu adamları siz seyretmediniz. Ya git babana sor, dedene sor, onlar seyretmiştir yani. Sen şimdi sallıyorsun seyretmediğin için bu adamları ama bir dedene bir babana sor. Ya bak efsane oyuncu kalmayacak. Konuşacak insanımız kalmayacak bu Twitter yüzünden. Yeter artık yapmayın bunları. Herkes kendi efsanesine, kendi takımın efsanelerine saygı duysun. Bu işler böyle olmaz. Şeyde Aykut Kocaman bir gün galiba bir seçim miydi, divan kurulu muydu neydi? Fenerbahçe'yi yendi Konyaspor'un başındayken. Şeye geldi, oy kullanmak için Fenerbahçe divanına geldi. Yani seçimine geldi. Oradan bir tanesi dedi ki şeye, Aykut Hoca'ya. Aykut Hoca bizi yaktın ya, şampiyonluktan ettin bizi. Hakikaten de o maç Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden maçlardan bir tanesiydi. Aykut Hoca dedi ki Fenerbahçe gelecek arkadaş dedi ya. Ben ne yapayım, Fenerbahçe'ye mi yatayım yani? Böyle bir şey var, adamın yüzüne bunu söylüyor. Yani niye Fenerbahçe'ye yatmadın dercesine adama böyle şeyler söylüyorlar. Dengiz. Arkadaşlar efsanenize sahip çıkın. Bu sadece Fenerbahçe'yle ilgili de değil. Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Trabzon'la, ya Fenerbahçe'yle efsanelerin ligde takım çalıştırıyor olmaları ya baba, ben bir gurur kaynağı olmalı. Abi ben inan Rıdvan Hocalar yüzünden Fenerbahçe'ye olduk yani. Değil mi? Rıdvan Dilmenler, Aykut Koca, biz bunları çıplak gözle seyrettik, maçlara gittik, deplasmanlara gittik. Bunlarla biz Fenerbahçe'li olduk. Tabii birçok kişinin bir takımı tutmasına bir oyuncu sebep olmuştur. Şimdi gidip de Vedat'ı alkışlıyorsun. Alkışla tabii ki, ben de alkışlıyorum Vedat'ı. Ama işte onlar işte Vedat gibilerdi o zaman. Şimdi sen buradan sallıyorsun elinde şey telefon. Yapmayın bunları, rica ediyorum, özür dilerim Taner. Estağfurullah. Yani çok şey yaptım, gördüm bunlar bu hafta içerisinde çok olduğu için araya girdim. Şimdi sosyal medyanın yaş ortalaması çok düşük Türkiye'de. Ve bu yüzden de bu neslin birçoğu işte hani 90'ları da çok fazla görmeyen bir nesil var. 90'ları görseler biraz hani hatırlayabilirler ama 90'ları da görmeyen çok büyük bir kitle var. O yüzden saygı duymak lazım. Buna katılıyorum. Yani Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen ve buna benzer efsaneler, efsane diyebileceğimiz statüdeki insanlara özellikle saygı duymak, aslında herkese saygı duymak lazım ama evet, sosyal medya biraz çöplüğe döndüğü bir gerçek zaten. Serdar Kelleci Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında sergilediği oyunu nasıl buldun? Ön plana çıktığını düşündüğün isimler oldu mu? Tabii yani net bir şekilde ligin belki en formda 3 oyuncusundan biri diye tabir ettiğim Ozan Tufan ligin başından beri mükemmel bir performans. Evet. İyi bir Sergen Yalçın dokunuşu ve oyuncunun kendine gelmesi, yani yeteneklerinin farkına varması. Bir şeyleri kaybettikten sonra kazanmak çok değerlidir hayatta. Bir şeyi kaybedeceksin ki değerini bileceksin. Ozan Tufan sarı lacivertli formanın ne demek olduğunu oradan ayrılınca anladı zaten. Çünkü İçindeyken çok fazla hissedemezsin. Ya her gün işte gidersin, kramponlarını giyersin, soyunma odasında şakalaşırsın ama bir bakmışsın bir gün seni o kapıdan dışarı atmışlar. O gün işte hayattaki en değerli günündür. Bazıları bunu nasip diye geçmek lazım mutlaka ama bazıları buradan bir ders çıkarttılar. Ozan Tufan buradan mükemmel bir ders çıkartmış. Bu işin sadece çalışmaya odaklandıktan sonra bir futbolcunun kariyerinin devam edeceğini gösteren bir örnektir. Bunun adına Ozan Tufan'a
çok her zaman için bir paragraf ayırma gereği duydum sene başından bu yana. Çünkü ben böyle bir şeyi beklemiyordum. Türkiye şartlarında bir, yine genç oyuncu diye tabir edebilirim Ozan Tufan'ı. Böyle bir oyuncudan, Ozan Tufan'dan böyle bir performans beklemiyordum. Ama her katıldığım platformda da bunu yüksek sesle söylemeye devam edeceğim. Çünkü hayran olduğum oyunculardan biri Ozan Tufan. O yönüyle yani Fenerbahçe'ye kattığı değerle bugünün en iyi oyuncularından biri olarak tabir edebilirim Ozan Tufan'ı. Fenerbahçe adına ortaya çıkan bir performans var mıydı? Yani ayıracağım başka bir performans var mıydı? İnan yok. Yani bugün için Rize Spor maçına dair farklı bir oyuncuyu zikredemiyorum maalesef. Ama Fenerbahçe'de şu var. Ligin başından bu yana bu takım kaleye ne olursa olsun şut atıyor. Ceza sahasına içine ne olursa olsun girebiliyor. Böyle bir takım özelliğine sahip. Yani ligin en çok şut atan takımlarından biridir büyük ihtimalle. Birinci mi? Bakmadım ama... İyi hatırlıyorum ama kaçıncı sırada olduğunu hatırlamıyorum. Yani ilk üçü zorlar büyük ihtimalle. Oyun bana bunu söylüyor. Sayılar, rakamlar bunu bana söylemiyor. Şimdi bu taraftan baktığın zaman Fenerbahçe çok gol kaçırıyor mu? Evet, özellikle iç saha maçlarında. Ya Fenerbahçe'nin bir Antalya Spor maçı var. Herhalde 27-28 şutla falan bitirdi. Bir bitiricilik sıkıntısı var. Yani ama ben futbolda hep şuna inanırım. Yeter ki pozisyona gir. Bir gün atarsın. Ve özellikle de bu bir gün ligin ikinci yarısına tekabül eder genelde ligimizde de. Eğer takım çok fazla şut atmaya devam ediyorsa, ki devre arasında ben Fenerbahçe iyi geçirecektir diye tahmin ediyorum. Devre arası kampı vesaire. Ve bundan sonra Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısındaki gol ortalamasının çok fazla artacağını düşünüyorum. Ha, bu Ersun Yanal'la olur, başka bir teknik direktörle olur ama mutlaka olacaktır. Çünkü geçmiş yıllardaki Süper Lig bana bunu söyletiyor, onu söyleyebilirim. Yani ligin ilk yarısında sen 27 şut atacaksın, 25 şutla maçı tamamlayacaksın. Ya bugün bile Fenerbahçe, bu kötü Fenerbahçe 15 şut atmış. Bu çok deplasman için bence iyi bir istatistiktir. Ha, dördü kaleyi bulmuş, ikisi kaleyi kalenin ağlarla buluşmuş. Ha, yarın öbür gün bu 2-3'ü zorlarsınız, daha yukarılara taşırsınız. Fenerbahçe için... Şunu diyebilirsin belki, evet, oyunun bazı anlarında, oyun kilitlendiği anlarda özellikle Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın bir değişmez alışkanlığı var. Fenerbahçe'nin ilk değişikliği 64. dakikada geliyor, ezberledim artık. Yani skorboard yapıyoruz burada, 62. falan dakikaya geliyoruz. Ben Kerem'e direkt söylüyorum, ya Kerem 2 dakika sonra Fenerbahçe oyuncu sadece değiştirecek. Sadece Fener'in de, genel bütün hocaların hastalığı o ya. Şimdi yani böyle bir şey yok, bazen ha, takım gitmez... Oyuncu değişikliğini yapmak zorundasın veya ikinci devreye başka bir oyuncu değişikliğiyle başlamak zorundasın. Ersun Yanal özelinde şunu söyleyebilirim. Ersun Yanal takıma biraz daha fazla dokunması gerekiyor. Yani Tolga Ciğerci performansı örnek. Yani Taner Zavvel söyledi, mevkisinde oynuyor mu Tolga Ciğerci? Hayır. Solda oynuyor. Solda oynuyor. Ya sol ön oyuncusu mu? Değil. Şimdi diğer oyunculara bakıyorsun. Jailson. Hoca ne yaptı? Stoper başlattı Jailson'u sene başında. Stoper başlattıktan sonra ha olmadı dedi, hatasından geri döndü. Sonra Jailson'u kesti yalnız. Ya Jailson futboldan soğudu bir ara. Ya Jailson hocanın prensiyken birden... Yer yok. Yer yok evet, orada. Yani sonrasında yine Tolgacı... Şimdi Geri Rodriguez. Ya neden Geri Rodriguez'le Deniz Türeç'le oynamıyor Fenerbahçe? Yani sağ tarafa Deniz Türeç, Moses yaparsın. Sakat olmadığı sürece. Sol tarafa Rodriguez. Ya bu Ferdi Kadıoğlu'nu bir şekilde monte edersin Serdar, takıma. Senin şimdi de... Ama Tolga Ciğerci ile oynadığın zaman senin pozisyona girip de pozisyonu sonuçlandırma olasılığın azalıyor. Fenerbahçe bu kadar şut çekerken neden kaleyi bulamıyor? Vedat Muriç'in üstüne o kadar yük biniyor ki. Seni destekleyici bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Şimdi hocalarda da bizim medyanın kahir eksiyetinde de şöyle bir şey var. Kazanan takım bozulmaz. Ne demek efendim kazanan takım bozulmaz yani? Her maçın bir ayrı bir hikayesi vardır yani. Ki bunun en kötü örneği de Antalya yani Spor deplasman, maçıdır. Galatasaray derbisinde puan alan, fena da oynamayan takımı Antalya Spor maçında bozmadı. Ama o pozisyonlara girilse de atılamadı. Rakip evet, aynı duruşu göstermiş. Abi bir şey söyleyeceğim. Deplasman oyunu farklıdır. İçerideki oyunun farklıdır. Yani kazanan, rakip farklı. Kazanan takımın bozulmaz falan diye böyle bir saçma sapan şeyin içerisine girmemek lazım. Maçtan önce yayıncı kuruluşu Ersun Hoca'dan röportaj yapıyor. Serdar Aziz zaten yok yani cezasından dolayı. Bir tek orada bir değişik evet, var. Kazanan takımı bozmadım diyor. Ya tamam kazanan takımı bozmadın da sen rakip sana Beşiktaş'ın oynadığı gibi mi oynayacak? İklim farklı, başka bir şehirdesin. Kapanacak, belli ki kapanacak rakip. Çünkü yani kapanmasına da bir şey söylemiyoruz üzerinin. Açması anormal olurdu yani. Kapanacak, evet, o da mütevazi bir şekilde senden puan almaya çalışacak. O yüzden
İşte ben hoca şeyi derken, B planı, C planı olması derken bundan bahsediyorum. Hocanın bir Rize Spor şeyi yoktu. Planı yok. Yani hocanın şey dedik ya, Beşiktaş maçında mükemmel bir takım çıktı sahaya. Mükemmel oynadı Fenerbahçe dedik ya. Rakip kaynaklı biraz. Ya o zaman şey düşünüyorsun, demek ki o zaman Beşiktaş planı da yoktu. Bir takım çıkarttı, tuttu. Ay bunu da devam ettireyim falan dedi. Şimdi senin söylediğine geleceğim. Tolga'yı solda oynatıyorsun. Şimdi kapanan bir takıma karşı, zaten hiç çıkmayan bir takıma nasıl karşı. Nasıl açarsın? Tolga gibi düz bir oyuncuyla, onun oyununu falan kesinlikle şey yapmıyorum burada, kimse yanlış anlamasın. Çok değerli performansı var bu sene açısından. Düz kesinlikle bir oyuncu, yani adam eksiltemez. Rakip defans arkasında koşular yapamaz, çalım atamaz. Şutu fena değil, hani şut atabilir. Doğru ama zamanda doğru yerde olmayı biliyor. Rodriguez'te mesela bunların hepsi var esasında. Var. Rodriguez'de başlayıp bu sıkıntıyı bize çektirmeseydi ya, onu söylüyorum yani. Anlatmak istediğim bu yani. Ama orada da aslında antrenörün kaygısı şu. Ben en başta yemeğimi düşünüyor bizim antrenörlerimiz. Yani ben nasıl maç kazanırımdan öte, hani 2 puan, galibiyete 2 puan verilen 80'li yıllar vardı ya. O dönemlerde beraberlik çok değerliydi. Ama şu anki ligimizdeki teknik direktör profili, 3 büyük takımın teknik direktörleri de aynı şekilde düşünüyor. Yani ben diyor en başta Tolga Ciğerci ile başlarsam rakibi karşılarım. Niye? Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Gustavo bu rakibi karşılar. Oysa ki realitede böyle olmuyor ama. Ya çünkü sen Fenerbahçe olarak böyle oynadığın zaman pozisyon da yiyorsun, gol de yiyorsun. Oysa ki sen Geri Rodriguez, tehditkar bir oyuncuyla oraya çıktığın zaman rakibi zaten çıkartmıyorsun. Ben Rize Spor'un yerinde olsam bugün Fenerbahçe'nin sol tarafı ne? Dirar ve Tolga Ciğerci. Ben Fenerbahçe'nin oyunu Tolga Ciğerci ile ve Dirar'la kurmasını isterim mesela. Ya sürekli oyunu buraya doğru akıtmaya çalışırım. Hayır mesela tamam, senin söylediğini kabul ediyorum. Hoca, teknik direktörler çoğunlukla gol yememeyi önce düşünüyorlar. Sonra atmayı düşünüyorlar ya. Ama şampiyon olacak takımın biraz daha fazlasının şampiyon olacak takımı. Niye geçen sene Başakşehir 45 golle, bu 49 golle yanlış hatırlamıyorsam. Ya o zamanlar iddia ettiğim bir şey vardı. 45 golü falan vardı Başakşehir'in. 40 golü. 40 golle şampiyon olunmaz bu ligde. Önce çünkü bu ligde Kayrak ekseriyetle en çok gol atan şampiyon olmuştur. Ve en çok gol atan takımlar efsane olmuştur. Yani Süper Lig'in şifresi gol yememek değil, gol atmak. Ama bugün ligimizin lideri Sivasspor bunun ikisini birden beceriyor. Mükemmel bir takım izliyorum. Ben Sivasspor maçlarında inan, hani hafta başında, hafta sonunda hemen şeye bakıyorum. Sivasspor'un maçı hangi saatte? Tüm samimiyetimle söyleyeyim. Ve Sivasspor'un maçlarının biraz da akşam saatlerinde oynanmasını çok isterdim. Yani yarım defa geldi Rize. Anlıyorum ama Mayıs'ta da biz, Nisan'da da aynı şeyi yaşayacağız maalesef. Ben lig liderinin maçını saat 7'de izlemek isterim, 8'de izlemek isterim. Nasıl izleteceğiz? Yani izleyecek yani kışın atmosfer. Bugün değil. Yani Mart, bugün Nisan ayında yani da ben biliyorum ki 4'te izleyeceğim. Çok zor. Yani baharda da biz 16'da izleyeceğiz Sivasspor'un maçını yine. Değişmeyecek bir şey. Abi Türkiye'de 3 kişiden biri Sivaslı ya. Yani bu kadar kalabalık bir ya öyle diyorsun başlarına. Ama bu haftaya kadar da 2 hafta öncesine kadar Sivas tribünlerine de ben yansın edeyim. Bomboş tribünlere oynadı yok o çocuklar. Çoğunluk vallahi billahi bomboş tribüne oynadılar o çocuklar. Yani çağrı yaptı. Ama bugün güzel atmosfer vardı. Bugün güzel atmosfer 2 haftadır öyle. Ya yeni yeni inandılar. Farkında değillerdi. Ama şöyle bir zorluk var. Yani şimdi sağdaki futbolcu koşuyor da tribündeki adam sadece zıplıyor. Yani Sivas'ın soğuğunda o tribüne gitmek büyük cesaret işi. Ya bir şey söyleyeyim. Ben daha orada ayrılıyorum abi. Yani daha öyle bir takımım olacak. Böyle bir takımım olacak. Şimdi zor Serdar, bir güle oynayarak maça bak, giderim abi. Şimdi, yok kabul etmiyorum bunu ya. Vallahi kabul etmiyorum. Şey olduğu için yani gazeteci olarak biz sağa sola maçlara falan gidiyoruz her tarafa. Daha önce de burada anlattım bunu. Abi Norveç'inden İzlanda'sına gitmediğimiz yer kalmadı. Sivas soğuk iklimler bunlar. Her tarafa gittik yani. Her tarafın bir soğuğu var. Abi Sivas'ta bir sene maça gittik böyle yine kış aylarında. O futbolcuların kulaklarının falan kırıldığı sene sirke işte. Falan tabii. Acayip bir şeyler, bir ilaç milaç falan sürüyorlar. Umut babacığım, bir problem yaşamıştı. Evet. Baba maç yanmıştı başladı. Hatta soğuktan. Maç başladı. Şeye tribüne çıktık. Basın tribününe çıktık. Şey yazı yazabileyim diye böyle uçları şey açık şeyim var. Eldivenim var. Uçlar yani, dondu değil mi? Abi 15 dakika duramadım. Hayatımda ilk defa maçı bıraktım. Dedim, abi işte o yüzden diyorum. Ben işte Sivas tribününün dolmamasını anlayabiliyorum ama. Şöyle yani söyleyeyim. Şimdi ben doğal. Sivas Spor'un antrenmanına baktım geçen gün. İşte bakıyorum Emre Kılınç bere takmış, eldiven takmış. Ondan sonra Mert Hakan'a bakıyorum şöyle bir kulaklarını koruyacak bir şey takmış. Diğer oyuncular takmış, Caner falan. Ziya'ya baktım,
Hiçbir şey yok üstünde. Ziya 50 yıldır orada oynuyor Ziya. Ha, bunu anlatmaya çalışıyorum. Sivas insanı o iklime biraz alışkın. Ama abi, Sivas'ta bu arada. Hayır ama şöyle problem bazen. Ziya sağda koşuyor, tribündeki Sivaslı ise bekliyor. Ya soğuk her yerde. Hani bir otobüs, asker yaptık, askerlik yaptık. 2 saat 4 saat nöbetini bilirsiniz. Gözünde şöyle canlandır. Sivas'ta otobüs durağında otobüs bekliyorsun. 90 dakika. Abi bekliyorsan soğukta problem var zaten. Nöbet, yani, ya askerlik yapanlar yani böyle bilirler. 2-4 nöbetini yazdığın anda o bana 2-4 İç Anadolu'da. Kusura bakma da 2-4 nöbeti de tutmayalım yani. Benden bok mu alırım? Ben mi tutayım diyorsun yani. Yani. Ya 2-4 nöbetini dünyanın neresinde olursa olsun o gecenin ayazı vardır ya. Bu arada 3-5'e döndü onlar benim bildiğim. Öyle mi? Askerde asker üşümez. Ben çiftte kalmıştım. Asker üşümez abi asker. Üşümemeli. Abi şakma ayağımı tuttuğumu bilirim yani. Fenerbahçe'de ikinci yarı acaba nasıl geçebilir? Bununla alakalı hakikaten konuşulması gereken şeyler esas var. Esas önemli şey bu. Şimdi bir kere Ersun Hoca'yı sezon başından beri çokça eleştirdik. O evet. Oldu bu oldu işte şurada hatalar yaptı, burada hatalar yaptı. Eksikler, gedikler falan hep bunları konuştuk durduk. Bir kere artık devre arası itibariyle Ersun Hoca Fenerbahçe'nin başında işine devam ediyorsa... Artık bir kere bundan sonra Fenerbahçe camiasının Ersun Hoca'yı fazla konuşmaması lazım. Tartışmaması lazım. Çünkü ben hep şuna inandım. İşte atıyorum. Lig ikinci yarı başladı. 22. hafta hocayı kovduk. Abi böyle bir şey olmaz artık. Yani bundan sonra ben hocayla yolların ayrılacağını açıkçası düşünmüyorum. Ayrılsaydı şu kamp döneminde ayrılırdı. Yeni bir hoca gelirdi. Kamp çalışmasını takımdan beraber yapardı. Şudur budur filan. Bundan sonra Ersun Hoca'nın artık sezon sonuna kadar takımdan gönderilmesinin düşünülmesi veya birilerinin buna önayak olması bu hep Fenerbahçe'ye zarar verecek bir unsurdur. Artık ben de zaten Ersun Hoca'yla Beşiktaş maçında kendini kurtardı açıkçası onu da söyleyeyim. Yani Beşiktaş maçı onun için kırmızı bir çizgiydi. O kırmızı çizgiyi aşmayı başardı. Arkasından Rizespor galibiyeti biraz daha yerini sağlamlaştığını söylemek lazım. Artık bundan sonra Fenerbahçe camiası Ersun Hoca'yı artık tartışmayacak. Bitti. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'dır bu saatten sonra. Yani iyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla, sevabıyla. Ha, hatasını söyleyeceğiz. Şunu yapmadın, şunu doğru yaptın. Bunların hepsini konuşacağız. İyisini de kötüsünü de konuşacağız ama sezon sonuna kadar en azından yeni bir hocayı artık kimse konuşmamalı, tartışmamalı. Onun için hep şey diyorum, artık birleşme vakti. Bugün itibariyle Fenerbahçe'nin birbirine sarılma vakti. Başka türlü işte medyasıyla, teknik direktörüyle, futbolcusuyla... Hep birlikte bütün olmayanların zaten o şampiyonluk yarışına ulaşması hakikaten çok zor. Onun için bu birlikteliğin mutlaka bir şekilde Fenerbahçe'de sağlanması lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin eksikleri var mı? Var. Transfer yapması lazım. Emre Bol transfer yapması lazım diyorsun da finansal fair play konuşuyorsun sezon başından beri. Bu takım nasıl transfer yapacak? Değil mi? Hep bütün takımlarımızın esasında. Formül nedir? Bütün takımların başında böyle bir bela var. Formül kiralık formülü. Kerem, bu noktada çalışmalar var. Kerem var. Bu noktada ciddi çalışmalar var. Hı hı. Özellikle bir açık, sağ ve solda oynayabilecek bir açık oyuncusu. Bir de sol bekle ilgili. Hatta Adil Rami'ye sen bakma şeyin. Fransızlar gidecek diyor. Komolli biliyorsun bizde kalacak çok memnunuz falan filan diye açıklamalar yaptı ya bakma sen onun öyle söylediğine. Büyük ihtimalle Adil Rami'yle de yollar ayrılacak. Hı hı. Ve bir tane stoper oyuncusu transfer edilmesi gündemde. Bunu nasıl yaparlar? Tabii hep şeyin de bu finansal fair play'de Türk işi atlatmanın yollarını biz hepimiz biliyoruz yani. Herkes onu da çıkarlarsa bittik zaten. Ha, bir şekilde atlatıyoruz. O da tüm dünyada olan bir durum. Ya sadece Taner, bize özgü ona tıkacaklar gibi gözüküyor. Ya Taner, şöyle bir şey söyleyeyim sana. İnan bak bunu çok ismini söyleyeceğim sana şeyden sonra, yayından sonra. Öyle ciddi birisi söyledi ki bana. Baba dedi sürekli şeyden dışarıdan transfer yapıyoruz. Kiralık satın alma opsiyonunu. Kiralıyoruz, satın almıyoruz. Kiralıyoruz, satın almıyoruz. Sonra dedi Avrupalı biraz geç uyandı. Birkaç sene sonra adamlar uyanmışlar. Ulan alacaksanız alın. Niye almıyorsunuz ya biz vazgeçtik, memnun değiliz falan diye. Şimdi artık zorunlu satın alma maddesi. Artık öyle bir şey koydular. Daha önce yoktu biliyorsun bu zorunlu işi. Hani alalım bakalım, alırız falan diye söz veriyorlar. Lafa binaen böyle anlaşmalar yapılıyordu. Onun neyse ki önünü kapattılar. O da aslında kulübün oyuncuyu satın alma niyeti vardır. Karşı kulübün gönderme niyeti vardır. O şekilde bir orta yol bulma durumu. Yani, finansal fair play'den dönemlik kaçmak için. Fiyat da inebilir o zaman. Yani neyse ki öyle ya da böyle Fenerbahçe kesin olarak bir kere 3 tane oyuncu alacak. Bir kere bunun altını çizmem lazım. Kulağıma gelen bazı isimler var.
Fakat netleştirmeden de burada o isimler üzerine konuşmak da istemiyorum. Ama hakikaten taraftarı da heyecanlandıracak isimler olduğunda söylemem lazım. Şimdi bu kamp süresini 5-10 Ocak olarak belirlemiş Fenerbahçe. 5 ile 10 arası, 5 gün Fenerbahçe'nin kampı. Niye o kadar kısa, onu da anlamış değilim. Yani ben ilk defa 25-26 yıl oldu, 27. yıla girdim. Ben bu kadar daha kısa bir kamp dönemi hatırlamıyorum. Yani en az 9-10 gün olurdu. 9-9 güne falan bile az derdik yani. Evet. Aa bak az kamp dönemi geçirdiler falan diye. Bu kadar 5'e kadar indirmeleri bayağı beni kısa. Şaşırttı yani. Nerede mesela, yapılacak? Antalya'da. Bu, bu şeylerde bu kış kampı hep Antalya, bütün dünya oraya geliyor. Taner Karaman, Fenerbahçe'nin ilk yarı performansını da değerlendirelim istiyorum. Tabii sadece ki. Bugün üzerinde değil. Ne bekliyordun sezon başında Fenerbahçe'den? Şu ana dek ne buldun? Yani sezon başında Vedat Muriç acaba ne yapabilir diye sorarken Vedat performans verince Fenerbahçe tabii işler biraz daha yoluna girdi gibi gözüküyor. Şu anda mevcut kadro içerisinde Fenerbahçe'nin başlangıcı özellikle çok iyi olan bir Fenerbahçe vardı. Başlangıç sürecinde işte Gaziantep galibiyetiyle başlayan ve sonrasında bu arada Gaziantep maçı eğer 1. hafta değil 17. hafta olsaydı Fenerbahçe'den her şey daha zorlu olabilirdi o karşılaşma içinde. Fenerbahçe'nin iyi başladığı, sonra duraksama dönemine girdiği, bir dönem gerilediği, oyun olarak gerilediği bir 17 hafta gördük. Bu kadar değişken olmasının da en büyük sebebi sakatlıkların çok fazla olması. Fenerbahçe'de sakatlıklar çok fazlaydı ve bu sakatlıklar da çok uzun süreli sakatlıklar olması, takımın da elindeki kadro itibarıyla alternatif tercihler konusunda problem yaşıyor olması Fenerbahçe'nin oyununun her geçen hafta biraz daha gerilemesine sebep oldu. Ve bu da açıkçası benim en azından ilk 5-6 haftada oyuna baktığım zaman benim adıma bir hayal kırıklığıydı. Bu kadar hızlı bir düşüş beklemiyordum Fenerbahçe'den. Galibiyetle bitirmiş olabilirler ama genele baktığımız zaman şu an puan tablosunda 4. sırada olsalar bile böyle 1. sırayı çok kısa bir sürede alabilecek bir oyun Fenerbahçe'de göremiyoruz. Ve ben mesela yayına girmeden önce 17 haftanın 11'ini yaptığımda işte Ozan, Tufan, Gustavo hani arasında kaldım. Yani Vedat'ı ileriye koyuyorsun. Başka yazabilecek adam bulamıyorsun kadroya. Yani 4. sırada olan bir takımdan işte Gustavo, Ozan, Vedat. Hani biraz. Vedat'ı yazıyorsun da hani üçü. Ozan'ı kesin yazarım canım. Yani tabii onun dışında bir şey yani koyamıyorsun. Yılın 11'ini yazarım yani takımın zaman. Sol beki, sağ beki, sol açığı, sağ açığı. Yani bu adamları yazamıyorsun. Kalecisini yazamıyorsun. Stoper bölgesini yazamıyorsun. Yani bu büyük bir problem. Yazamazsın. Yani, sağda sağ bek oynamadı uzun bir süre. Solda sol bek oynamadı uzun bir süre. Stoperde stoper oynamadı uzun bir süre. Evet, bu istikrarsızlık problemi. Fenerbahçe'nin sorunu da bu. Yani kadroya baktığın zaman mevkisinde oynayabilen bir adam var. Gustavo. Onu da neredeyse stopere çekeceklerdi bu maçta. Sonrasında merkez orta sahada devam etti. Ozan her yerde oynadı. Ozan her yerde oynadı. Sağ beke geçti, sağ açığa geçti, merkez orta sahaya geçti. Oynadığı her yerde de iyi oynadı. İyi oynadı, evet. Ve açıkçası bu arada yerli oyuncuların da performansının bu kadar iyi olmasını ben Avrupa Şampiyonası'na bağlıyorum. Hem Mert Hakan, hem Emre Kılınç, Ozan Tufan. Yani yerli oyuncular Avrupa Şampiyonası'na yer almak için ciddi bir efor sarf ediyorlar. Ve o efor da sahaya yansıyor. Şenol Hoca'nın da aklını karıştırıyorlar, işini zorlaştırıyorlar. Bu önemli bir etken. Bence ciddi anlamda Avrupa Şampiyonası'nda yer alma arzusu oyuncuların, yerli oyuncuların performansını arttırıyor. Geçmişte hocalarımızın işi daha farklı konulardan ötürü zor oluyordu. İşte abuk subuk olaylar vesaire, evet. Ya da kulislerle, kalite problemleri. Kulislerle uğraşanlar oluyordu. Şenol Hoca'nın işi zor ama İyi bir tatlı, tatlı bir sıkıntı. Evet, ama bu arada ama şu var, Şenol Hoca şöyle şanslı, çok özür diliyorum. Mesela Abdullah Avcı'nın milli takımdan ayrılmasına kadar giden süreç Selçuk'un aldı almadı kavgalarıydı başlangıçta. Arkasında başka entrikalar, kulisler, kumpaslar dönüyordu elbette. Ama temelinde Selçuk İnan kavgası üstünde kurulu bir sistem vardı. Şu anda Şenol Hoca çok şanslı. Çünkü hani kadroyu yazdığın zaman eleştirme şansı çok yüksek olan bir kadro değil. O kadar elinde iyi düzeyde oyuncu var ki. Hani tabii, kimse istedim. Size işte Fenerbahçe'den bunu niye almadın? İşte Galatasaray'dan bunu niye almadın vesaire diyemiyor. Çünkü hakikaten de her mevki için çok üst seviyede farklı farklı takımlardan oyuncu seçebiliyor Şenol Hoca. Ve bu oyuncu grubu da kendi takımlarında Avrupa Şampiyonası'na katılma arzusuyla çok iyi işler yapıyorlar. Sivas'ın başarısının altında yatan sebeplerden biri de bu. Sivas evet, Rıza Çalınbay etkisi var. Sırca Hoca işte bugün de Kone'ye oyunu aldı. Kone hamleyle birlikte hemen golü getirdi. 13 tane gol çıkarttı kulübeden hoca. Rıza Hoca'nın hamle
yetileri var. Oyunu okuma yetileri çok kuvvetli. Bu sene çok iyi işler yapıyor. Taktiksel anlamda işte Emre Bol dedi ya işte kazanan kadro bozulmaz olayı. Mesela Rıza Hoca'da bu yok. Yok. Rıza Hoca bir gün Fernando'yu kenara çekiyor, diğer gün oyuna sürüyor. Bugün Ziya'yı kesmiş, kenara koymuş. Başka genelde bozmuyor ama Rıza Hoca. Çünkü elindeki kadroda bir tane adamı çekmesi yeterli. Çünkü kadronun 9'u falan iyi oynuyor. Tabii. İşte çok çok iyi hatta. Sırıtan bir adam varsa hemen kenara çekiyor. Fernando bunlardan bir tanesi. İlk işte tercih Erdoğan Yeşil'i kesiyor zaten. Erdoğan'ı koyuyor vesaire. Yani dokunuşlar yapıyor. Kazanan kadroyu bozmam mevzusu yok hocada. Bu önemli bir şey. Ve Sivas'ın elindeki dinamikler de yerli oyuncular üstüne kurulu. Emre, Sita, Hakan'ı işte Mert. Her iki tarafı da iyi. Yani yerlisi de iyi, yabancısı da çok iyi. Ve yani şu Max Kruse'ye bak, Max Kruse ile ilgili bana bak devamlı fotoğraf geliyor sağdan soldan takıldığı yerlerden. Ben bunu çıkıp da burada ne gazetede haber yapıyorum, ne işte sosyal medyamda paylaşıyorum, ne televizyonda çıkıp bak konuşuyorum. Bakın sevgili Fenerbahçe yönetimi, çağır beni veya biriniz açın bana, ben bu adamın fotoğraflarını gönderirse tuhaf tuhaf fotoğraflar geliyor. Tuhaf tuhaf yerlerden, tamam mı? Çok gezmeyi tozmayı seviyor anladığım kadarıyla. Ya yani adamın ilk gelişiyle şimdiki fiziği arasında inanılmaz bir fark var. Var. İnanılmaz bir fark var. Yan yana fotoğrafları koy zaten anlarsın. Yatan Max Kruse ile çalışan Max Kruse'nin arasındaki farkı çok net bir şekilde sadece fotoğrafa bakarak anlayabilirsin. Bu adamın ya kulağını mı çekiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Benim duyduğumu muhtemel siz de duyuyorsunuzdur. Benim duyduğumu Fenerbahçe yönetimi duymaz mı? Duyar. İlla ki duyar yani. Yani bu adamın bir kulağın çekilmesi lazım. Bugün yine rezalet bir futbol ortaya koydu. Rezalet. Hayalet ya. Varlığı yokluğuyla. Oyunda kaldı. Varlığı yokluğu belli değil. Yani Fenerbahçe'nin o bölgede oyuncusu da var. Gerekirse biraz kenara çekersin, bekletirsin. Ferdi oynat. Ya orada çok oyuncu var. Oynadığı zaman da çok iyi oynadı. Orada çok oyuncu var ama durum var. Canımı sıkan unsurlardan bir tanesi ilk yarıda yani. Çok şey bekleniyor, hiçbir şey vermedi. Kruse iyi başladı. İlk 5-6 hafta, 4-5 haftada 4 asist yaptı. Çok iyi başladı. Yani müthiş gidiyor dedik. Sonra sakatlığının sebebi bile açıklanmadı. Bir anda ortadan kayboldu. Sakatlığı iki ay yok ortada. Türkiye'ye alıştı. Sonra geri döndü. Şimdi geri döndükten sonra da 4-5 haftadır ortalarda yok. Yani Max Kruse'nin kariyerinin geçmişte böyle özel hayatları, sağ dışı olayları, bu disiplinsiz durumları, gece hayatı olayları bunlar bilinen şeylerdi. Ve burada transferle alakalı konuşurken de bunu söyledik. Evet oyuncu iyi bir performans verebilir ama Las Vegas'tan getirdiniz adamı. Mücadele sonrasında ya, Acun'un falan da ekranlara getireceğiz. Acun baba yani şu adamı biraz bir sal ya. Yani bak şey iddiaları var biliyorsun. Senin oradaki halı sahada sakatlandı falan filan iddiaları var. Bunları hep burada geldik konuştuk. Hı-hı. Geçen şeyde gördüm onu. Bu neydi şarkı türkü? Reklama mı gidiyoruz? Kısa bir gidelim ondan sonra şey yapalım. Sevgili seyirciler maç sonrasında yapılan açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Sonrasında devam edeceğiz. Ligin ilk maçlarını ve son maçlarını oynamak kolay değildir. Bugün 17 maçlık bir periyodun sonunu oynadık ve kazandık. Oyunun birçok yönünü iyi oynayan bir takımız. Kaybetsek de iyi oynadığımız, kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı. Ve bu maçları kazanabilirdik. Bugün skor kazandı ve skoru kazandığımız için İyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey haklıdır. Ama şunu çok net söylemek gerekir ki bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlarımız var. Futbolu rakibimize çok fazlasıyla kabul ettirdiğimiz oyunlar var. Böyle oyunlarda dönem kazanamadık da. Ama şu anda skor haklı. Skoru kazandık çünkü. Oyun içerisinde sert bir maç oldu. Özellikle İki oyuncumuza yapılan ciddi sertlikler vardı. Ve bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Onların bir sakatlanmaması bizim için sevindirici oldu. Fenerbahçe'yle oynamak zor. Fenerbahçe'yle oynamak çok zor. Biz oyunu force ederken, oyunu oynamaya çalışırken, oyunun en doğrularını yapmaya çalışırken rakiplerimiz elbette bizi durdurmak için sert oynayacaklar. Ama bunun da bir oyun kuralı var. Dediğim gibi bunu kamuoyuna bırakıyorum. Biz oynamaya, pozitif futbola devam edeceğiz. Fenerbahçe kulüp olarak en doğruları yapmaya çalışan ve futbolun doğrularıyla yükselmeye çalışan bir kulüp. Biz de futbolun temsilcisi olarak bunların en doğrularını yapıp yolumuza devam edeceğiz. Ve sonunda şampiyon olacağız. Maça biraz tam istediğimiz gibi başlayamasak da yediğimiz golden sonra
birazcık kendimize geldik, oyunu dengeledik. Sonunda da duran toptan bir gol bularak beraberliği yakaladık. İyi mücadele ettik. İkinci yarıya orta sahayı üçleyerek birazcık daha oyunu ikinci bölgede kabul edip oyunu kendi kontrolümüze tutma ve kontrayla arkada bulacağımız boşlukları değerlendirip bir ikinci golü atıp maçı kazanmak istiyorduk. Her şey kontrolümüzdeydi. Tam da planladığımız gibi gidiyordu. Baktığınız zaman Fenerbahçe'ye özellikle ikinci yarı hiç pozisyon vermedik. İlk yarıda da bir iki tane zorladılar ama öyle çok net pozisyonlar vermedik. Bizim pozisyon olabilecek pozisyonlarımız olabilirdi. Son final paslarını birazcık daha iyi değerlendirebilsek veya üçüncü bölgede birazcık daha çabuk çoğalabilseydik biz sonuç alabilirdik. Beklemedik anda, beklemediğimiz bir şekilde bir gol yedik maalesef. Sonuçta bugün baktığınız zaman, oyunun geneline baktığınız zaman ortada denk mücadele vardı. Fenerbahçe golü attı, maçı kazandı. Biz belki gol atsaydık, ikinci golü maçı kazanan taraf biz olabilirdik. Olmadı. İyi mücadele ettik. Her şey yine planladığımız gibi gitmesine rağmen sonuçta kaybettik. Bugün buradan en az 1 puan ya da 3 puan alıp bu stadı, türbinleri dolduran taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Artık devre arası geldi. İyi bir hazırlık kampıyla beraber önümüze bakıp yolumuza devam edeceğiz. Ya mutluyuz. Yendiğimizden dolayı çok mutluyuz. 3 puan aldık. Ortaya koyduğumuz bir oyun var, tavır var. İkinci yarı biraz daha dikkatli olsaydık bence 3-4-1'e de gidebilirdi oyun. Ne yazık bunu yapamadık ama ondan daha önemli 3 puan. Sezon sonunda şampiyon olduğunda şu an kimin nerede olduğu hiç önemli değil. Dediğim gibi biz bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Sezon sonunda uzun bir maraton bitiyor. Biz ona odaklandık. Bugün 1 puan geride, 3 puan geride olman, 2 puan önde olman hiçbir şey ifade etmez. Daha önce dedim, geçen sene de çok ilginç bir lig vardı. Geriden gelen bir takımlar vardı, şampiyon olan bir takım vardı. İşte 2020'de inşallah bizim yılımız olacak. Ona bütün samimiyetimle söylüyorum. Taraftarlarımızla beraber, bu büyük ailelerle beraber şampiyon olacağımızdan eminim. Anadolu takımlar işte Malatya olsun, Alanya olsun, ondan sonra Sivas olsun çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Ama sezon sonunda bana sorursanız bence büyük camialar taraftarların beraber bu işi götürecekler uzun vadede düşünürsem. Ama işte Sivasspor'a, Malatyaspor'a, Alanyaspor'a da helal olsun. Yani böyle bir güzel lige, yarışa katıldıkları dolayı bizi mutlu ediyor. İyi bir mücadele, korakor bir mücadeleydi. Futbol anlamında güzeldi. Rize'yi tebrik ediyoruz. Sert olmakla birlikte güzel bir futbol sergilediler. Tabii güzel günlerde, güzel galibiyetlerde bazı şeyleri de söylemek kaçınılmaz oluyor. Bugün Allah'tan Celas'ın o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Vedat Muriç'e verilmeyen penaltı, inanın hani hiç sağa sola sormaya gerek kalmadan, hiç ileri geri oynatmadan direkt verilmesi gereken fazlasıyla penaltı gibi penaltıydı. Bununla birlikte Gustavo'ya girilmiş olan müdahale sırasındaki kart inanılmaz bence gecikmiş, hatalı bir karardı. İçeride bileğini görseniz sıkıntılı vardı. 25. dakikada Rize Spor 10 kişi kalabilirdi. Kalması gerekiyordu. Dolayısıyla galibiyetten dolayı bunları unutmamamız lazım. Her zaman dile getirdiğimiz şeyler var. Hakem atamaları, sorduğumuz soruların cevabına bir türlü daha bir dönüş olmadı. Hakemler ne kritere göre atanıyor, nelere bakılıyor? Bakalım bugünkü galip geldik hakemimiz ne olacak? Maç verilecek mi? Araya giriyoruz. Sonuçlarını takip edeceğiz. Fakat eğer bu atamaların bir şeffaflığı, bir açıklaması, bir izahatı yoksa hakikaten zor. Bir puan sistemi varsa o puan sistemi neye göre? Onu ne olur tüm kamuoyuyla paylaşsınlar, bilelim. Dolayısıyla evet, galibiz. Araya iyi giriyoruz, mutlu giriyoruz. Ama bununla birlikte birçok şey de var ki göz ardı edilmemeli. Evet, Fenerbahçe ikinci olduğu sürece hedeften uzak sayılır. Dolayısıyla tabii ki istediğimiz yerde değiliz. Hedefe ulaşabilir miyiz? Kesinlikle ulaşacağız. Dolayısıyla ilk yarı itibariyle lider olmadığımız, sonunda da şampiyon olmadığımız sürece hedeften uzaktayız demektir. Görüşmeyle ilgili Ali Başkan açıklama yaptı. TFF açıklama yaptı. Bizim sorularımız vardı. Oradaki buluşmanın lokasyonunun sebebini anlatıldı. Tamamen karşı tarafın isteğiyle trafikten kaynaklanan bir şeydi. Bize sorulan, atılan tweetler
bir kere daha gösteriyor ki onlar için zor olacağı kesin. Hazır alışmışlar, hazır pişmişe kurulu düzene olanlar hakikaten zor günler yaşayacaklar. Biz hak adalet istiyoruz. Dolayısıyla o hak adaleti de tüm herkes için istiyoruz. Bunu bazı takımın taraftarları bile gösterdi. Artık Eyyam'dan bıktılar. Telafi yoluna, o öyleyse bunu da böyle denkleştirme yoluna kimse istemiyor. Türk halkı istemiyor bunu. Dolayısıyla spor da bunu hak etmiyor. Oradaki açıklamalarımızda anlaşıldığı gibi hak adalet için, aynı Ahmet Çebi'nin sayın başkanın söylediği gibi adalet istedik. Eminim bunu her lazım olanı isteyecektir. Mücadele sonrasında yapılan açıklamaları sizlerle paylaştık. Çok kısa açıklamalar üzerine belki konuşabiliriz. Sonrasında ligde ikinci yarı bizleri neler bekliyor sorusuna da yanıt arayacağız. Ve elbette diğer takımların ilk devre performanslarında konuşmaya çalışacağız açıklamalara dair. Söylemek istediğin bir ya şey var Semih mı? Semih Bey gerekeni söylemiş. Yani öyle durumlar oluyor ki yani dediğim gibi sezonun ilk yarısında hiç beklemediğim bir gürültü vardı. İkinci yarı ne olacak? Allah kerim. Yani sıkıntılı bir ikinci yarı hepimizi bekliyor arkadaşlar. Fenerbahçe ile ilgili yapılan algılara cevap verdi Semih Bey. Bundan sonra da çok daha fazla algı olacak. Zaten sezon başından beri işte Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak gibi bir algı üzerinden sürekli gidiliyor. Bunları, bu gereken cevabı Fenerbahçe yönetiminin vermesi lazım. Çünkü susmakla sineye çekmekle, aman biz konuşmayalım, kavga eden taraf olmayalım demekle bu işler olmuyor. Hem başkan hem de Semih Bey ikinci yarıya çok iyi hazırlanmaları lazım. Kampa mı girecekler, ne yapacaklar bilmiyorum ama çünkü çok gürültülü bir ikinci yarı. Fenerbahçe ile ilgili çok fazla algı operasyonunun yapılacağı bir ikinci yarı Fenerbahçe'yi bekliyor. Onun için aman takımı sahipsiz bırakmayın. Bundan başka bir şey söylemeyeceğim ben. Süper Lig'de ilk yarıda takımların sergiledikleri performansları değerlendireceğimizi söylemiştim. Galatasaray'la başlangıcı yapacağız. Süper Lig'in ilk yarısında Sarı Kırmızılar 27 puan toplayabildi. Çok tartışılan, pek de verimli olmayan bir dönem açıkçası Galatasaray için söz konusuydu. Ve bu dönem aynı zamanda Sarı Kırmızılar'ın Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performansıydı. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde en kötü ilk yarı performansını sergiledi. Sarı Kırmızılı ekibin başındaki 4. dönemini geçiren Terim, Sarı Kırmızılı ekiple 10. kez ilk yarının tamamında görev yaptı. Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı ilk yarı performansını 29 puanla 2003-2004 ve 2018-2019 sezonlarında yaşayan Sarı Kırmızılı ekip bu sezon elde ettiği 27 puanla söz konusu sezonların gerisinde kaldı. Galatasaray Süper Lig'de son 9 sezonda en az puan topladığı ilk yarı performansını sergiledi. Sarı Kırmızılı ekip ligde 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunun ilk yarısını 23 puanla tamamlamıştı. Bu sezon 27 puan toplayan Galatasaray, 2010-2011'den sonra ilk yarılar itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşadı. Galatasaray, 41 maç süren iç saha yenilmezlik serisini sürdüremedi. Sarı Kırmızılar Türk Telekom Stadında 2016-2017 sezonunun 30. haftasında 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi 12. haftadaki Melipol-Başakşehir müsabakasıyla sona erdi. Galatasaray 1-0 mağlup olduğu Melipol-Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig mücadelesinde 34 galibiyet 7 beraberlik yaşamıştı. Galatasaray'ın son yıllarda yaşadığı deplasman sorunu bu sezonda devam etti. Ligin ilk yarısında sahasındaki 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan toplayan Galatasaray maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda ise 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 9 puan alabildi. Galatasaray'ın dış sahadaki puan ortalaması 1.12 oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray sezonun ilk yarısında sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdi. Sarı Kırmızılı ekipte ilk yarıda Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luindama uzun süreli sakatlık yaşadı. Galatasaray, Mario Lemina, Sofyan Feghouli, Younes Belhanda, Jean-Michel Seri ve Şenör Özbayraklı gibi önemli futbolcularından da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta yararlanamadı.
Galatasaray için kötü bir ilk yarı oldu. Çok umut dolu bir tablo yok ikinci devre için ama geçtiğimiz sezon olduğu gibi Sarı Kırmızılar geriden gelip şampiyon olmaya çalışacak. İkinci yarıda yapılacak takviyeler de Galatasaray'ın belki ligi nerede bitirebileceği ile alakalı bizlere de bir iki ipucu verebilir. Bu isimler kimler olabilir? Hangi mevkilere Galatasaray transfer yapmalı? Bunları mutlaka konuşacağız ama neden böyle oldu? Neden Galatasaray adına bu kadar kötü bir ilk yarı geçti? İlk olarak bunu konuşalım istiyorum. Söz Serdar Kelleci'de. Şimdi sene başından filmi başa saralım. Şampiyon olmuş bir Galatasaray ve 8 puan geriden gelen bir Galatasaray. Hı hı. Rüzgarı arkasına almış. Herkes olağanüstü transferler bekliyor. O dönemde Galatasaray'ın gündemine giren bir Falcao vardı. 2 ay boyunca herkes Falcao'dan bahsetti. Falcao ile yattı, Falcao ile kalktı. Yanında Lemina'lar, Seri'ler, Enzonzi'ler. Şimdi mağazalarda bazı ambalaj kutuları vardır, böyle çok cafcaflıdır, gösterişidir. Galatasaray'da böyle bir transfer politikası oluştu. Yani güzel bir ambalaj kutusu ama içinde bazen o ambalaj kutusu çok kocaman bir ambalaj kutusu olur. Güzel süslenir ama içi boş olur. Yapılan transferlerin aslında bundan ibaret olduğu, hemen hemen %70'inin biraz boş bir ambalaj kutusunun içine konmuş bazı oyuncular olarak görüyorum ben Galatasaray'ın transfer politikasını. Çünkü bir kadro planlaması yapılmadı. Yani Galatasaray'ın oyun kültüründe şu vardır, özellikle Fatih Terim'li oyun kültüründe hızlı oyun, direkt oyun. Yani Fatih Terim'in ne diye tabir ederiz? Hızlı oyun, direkt oyun, önde basan takım bu tip oyuncularla oynar. Ama Galatasaray'ın oyuncu grubunda şöyle bir şey var. Hani Seri, Enzonzi vesaire bu isimleri topladığın zaman bu oyuncular hiçbir şey gayret sarf etmeden bir sonuç ortaya çıksın diye bekliyorlar. Yani şimdi Enzonzi çok mükemmel oyuncu diye tabir edildi. Roma performansı da bunun çok dışında bir performansı yoktu ki Enzonzi'nin. Ama taşların yerinde oturduğu bir Roma takımında Enzonzi'nin bu ağırlığı göze çarpmaz. Veya Fulham'daki Seri performansı biraz daha dikine giden adamlarla oynayan bir Fulham'da Seri'nin bu kadar basit oynaması çok göze çarpmaz. Ama sen Fernando Ndiaye ikilisinde kat eden bir Ndiaye var. Fernando biraz oyun hızı adına size bir şey katan bir Fernando var. Şimdi bir örnek vereceğim. Ligimizde bir oyuncu var, Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş'ın paslarına çok dikkat edin. Oyuncunun asla arkasına veya tam nokta olarak oyuncuya atmaz. Hep oyunun önüne atar. Fernando da Galatasaray'da böyle bir oyuncuydu. Fernando stoperlerin arasına girip topu aldığı zaman stoperleri oyuna sokarken onların önüne doğru toplar atardı. Bugün herkes Galatasaray'da top bekliyor. Ama pozisyon icabı zaten bunu yapması lazım. Stoperlerin ama, arasına giriyorsa geriye kaleciye dönebilir. Ama şimdi hem bir yanındaki oyuncuya oynamak var, bir de onun önüne oynamak var. Bu futbolda bir saniye demek. Bugün dünyanın en iyi takımları diye tabir ettiğimiz takımlar, direkt oyunu benimseyen takımlar, o bir saniye o kadar önemli ki onun Mert için. Mert Hakan'ın yaptığı iş daha zor. Yani onu söylemeye çalışıyorum bir yandan. Yani şimdi bu tip oyuncular var. Bir de Enzonzi gibi topu alacak, ondan sonra düzeltecek. O ağırlıktan bunu bekleyemezsin. Bu bir kadro planlaması zafiyetidir aslında Galatasaray'da. Seri. Şimdi Seri geldiğinde Barcelona oyuncusu diye nitelendirdiler Seri'yi, değil mi? Barcelona'da işte 50 milyon euroluk oyuncu istedi bu oyuncuyu Barcelona. Ha, Barcelona takımına koy, o pas oyununda, o pas organizasyonunda bunu yapar Seri ve göze batmaz. Busquets Barcelona'daki oyunu başka bir takım Busquets'e, başka bir takıma koy, dünyanın başka bir takımına koy, aynı Busquets performansını elde edemezsin. Türkiye'de çok sık yapılan bir hata. Ben ne oynuyorumu düşünmeden oyuncu transferi yapılıyor. Mesela stoper alınıyor. Stopere bakıyorsun. Stoper dar alanda çok başarılı bir stoper. Ama sen açık alanda oynuyorsun. Pozisyon veren bir takımsın. 20 metrelerde rakibi karşılayan bir stoper. Direkt bir örnek vereyim mi? Zanka. Zanka. Bir örnek daha vereyim. Gaston Campi. Örnekleri çok. Zanka Huddersfield performansı içler acısıydı geçen sene. Bir istatistikte iyiydi. Ona katılmıyorum. Bence yani, çok kötüydü. Takım olarak kötü olduğuna katılırım. Premier Lig'in en fazla atak uzaklaştıran oyuncusuydu. Ve bunu biz sabah gazetesinde manşet yaptık. Şimdi bunu okuma şekli şöyle olmalı yalnız. Şimdi bizim Huddersfield o kadar çok olmalı. Pozisyon... Huddersfield küme düştü zaten. Bu. Huddersfield o kadar çok pozisyon yiyen bir takım ki... Takımın içerisinde ayakta kalanlardandı bence. Ama bu oyuncunun iyi olduğu anlamına gelmez oyunu okurken ben.
Ben onu demek istiyorum. Şimdi ya ben, kapalı oynayan ve ligde kalma mücadelesi veren bir takım çok için iyi oyuncu. Oynamıyordu. Huddersfield onu da söyleyeyim. Misal bir örnek daha verebiliriz. Gençler Birliği'ndeki Ahmet Çalık performansı, Galatasaray'daki Ahmet Çalık performansı arada uçurum var. Bu kadro planlaması zafiyetiyle oyuncuları, Simone'nin çok güzel bir sözü var. Biz teknik direktörler bir oyuncuyu izlerken onun bir maçına çok takılı kalırız. Olağanüstü oynadığı maça takılı kalırız. Yani Türk futbolunda bu Comolli'nin görevi neydi? Koordinatörlük mü diyoruz? Sportif direktörlük. Bu kavramın yerleşmesi lazım ama Türkiye'de scouting sistemi bile yerleşmemişken koordinatörlük, sportif koordinatörlük görevini nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani o oyuncu seçimlerini kimlere bırakacağız bilmiyorum. Çünkü bu görevi üstlenen takımlarda, bu görevin ortaya çıktığı takımlarda bazı takımların bugün maddi olarak ne gibi problemler yaşadığını da hepimizin malumu. Sportif direktörlük pozisyonuna sen kulübe oyuncu satmaya gelen menajere verirsen, işte sportif direktörlük koltuğuna sen evet aidiyet duyguları mesela bazı isimleri kenarda bırakabilirim. Bu tabii ayrı ki bir noktadır. Çünkü kendini geliştirenler var. O ayrı bir nokta. Ama eski futbolcu diye koltuk vermesin, boşta kalmasın, aman gelsin bizim diye evlat. Sen eğer ki yer verirsen o da sana öyle bir transfer yaptırır ki anlamazsın ne olduğunu. Çünkü sportif direktörlük dediğin şeyin de kendi içinde bir yükümlülükleri var. Bir kere dünyayı tanıyor olman lazım. Dil biliyor olman lazım. Özellikle dünyanın çeşitli yerlerinden farklı farklı scouting ekiplerini tanıyor olman, menajerleri biliyor olman, bunları koordine edebiliyor olman, sporun yönetimini biliyor olman lazım. Bunların hepsi ayrı bir nokta. Uzak bir kavram. Bunların hepsi ayrı bir nokta. İşte bunu yapabilen var mı? Elbette var. Mesela Fenerbahçe'de Kemal Arslan şu anda akademide bulunuyor. Kemal Arslan niye diyorum? Daha önce Gazişehir Kulübü'nün, yani yeni adıyla Gaziantep Kulübü'nün bir alt ligdeyken sportif direktörüydü. Kemal Arslan spor yöneticiliği üstüne kendini geliştirmiş bir adam. Bak futbolu bıraktı, tabii. Gitti, bu konuda eğitim aldı. Nitel eğitim aldı, biliyorum. Şu anda işte bunun master'ını yapıyor vesairesini. Bak geliştiriyor. Eski futbolcu deyip kenara atmıyorum. Eski futbolcu olabilirsiniz. Ama geliştirin kendinizi. Mesela Bülent Bölükbaşı, Kayseri Spor sportif direktörü. Herkes kendini geliştiriyor. Babacığım herkes teknik direktör olmak zorunda değil. Değil. Geliştirin. Çok fazla alan var. Evet, Profesyonel Futbolcular Derneği şimdi eski futbolcular hakem yapmak için eğitimlere başladılar. Onlara da hakemliğin önünü açmaya çalışıyorlar. Bu eksiklik genç var Türkiye'de. Genç yaşta özellikle kazandırmaya çalışıyorlar. O da gayet mantıklı. Yani bazı hakemlerin aslında futbolu yorumlamaya problemleri ne kadar uzak var olduklarını mesela görebiliyoruz. Mesela bugün Sivas Spor'un karşı, pardon, Alanya Spor maçı mı olması lazım? Sivas Spor maçı olabilir. Sivas Spor Göztepe maçı. Yani hakem Göztepe'nin öyle 3 pozisyonu kesti ki. Yaşar Kemal Uğurlu. Yaşar Kemal Uğurlu. Neden kesti biliyor musunuz? İkili mücadeleyi bilmiyor. Yani oyuncuyla yan yana geliyor, ikili mücadeleyi oyuncu kazanmış, diğeri yere düştü diye atağı kesiyor. Ya, yani burada hep bir şekilde hakemlere dönüyoruz ya. Ama mecbur ya kalıyoruz. Yaşar Kemal Uğurlu'yu bakın, futbol, biraz ayıralım bakın, ya. Futbol, ya. Bu ligde en çok avantaj kuralını oynatan hocalardan biri ya. İyi futbolcuyla oynanmaz, futbol iyi hakemle oynanır. Yaşar Kemal Uğurlu'yu var ya biraz ayırmak lazım. İnan ben, avantaj kuralını o kadar güzel uygulayan bir hakem ki aslında. Ama bugün ya ne bugün yaptı? Evet, bugün o kadar çok avantajı kesti ki. Onu hep böyle bir ayrı ya bir yere tutturuyorum ben. Ben maçı izlerken dedim ki. Benim favorim Ali Şansalan. Bakın. Yani şey de Feyzullah. İyi hakem. Malatyasporlu Feyzullah'ın oğlu vardı ya şey Zorbay Küçük. Zorbay. O da iyi bir hakem. Zorbay Küçük. Şimdi bugün maçı izlerken dedim ki ya bu pozisyonları niye durduruyor? Oyuncular da dedi hatta. Yani o kadar çok net pozisyonlarda atak gidiyor ki. Yani bir atak öncesine dönüyor. Niye dönüyorsun? Gitmiş avantaj oynat. Yani bugün sınıfta çok kaldı. Çok oynatan bir hakemdi üç aslında. 3 tane kritik bölgede. Var bugün özellikle Göztepe, çıkarken. 3 tane bir kritik bölgede Göztepe'nin atağını kesti. Göztepe o kadar iyi geliyordu ki Sivas Spor böyle 3'e 4 falan yakalanmış. Atağı durduruyorsun çünkü ikili mücadele ayırt edemiyorsun. Yalnız orada bir problem, talimat var. Bunu ben çok hakemlerle çok sık konuştuğum bir mevzu. Yani neden dedim hani avantaj kuralı bazen uygulanmıyor. Şöyle bir kıstas olduğu söylendi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Maç eğer ki sertleşmeye başladıysa, birinci kriter, zemin biraz ağırsa durdurmak zorunda kaldıklarını söylediler. Bu bir talimat abi olarak. Hakemlerden çıkamadık ya. Neyse, yani neyse bunu şey evet yapalım. Galatasaray, sürekli hakeme dönüyoruz. Evet, evet. Bak 15 dakikadır Galatasaray yorum yapıyorsun değil mi? Benim sana olan bir eleştirim vardı o yüzden söyleyeceğim. Tabii. Şimdi hep oyuncular üzerinden, oyuncuların esasında hatalı transferler olduğundan, içinin boş oyuncular transfer edildiğinden evet falan. Ama birebir baktığın zaman hep değerli oyuncular olduğunu hep birlikte görüyor işte. Falcao'sundan tut, işte Serisi, Enzonzi'si falan bunlar hep Avrupa piyasasında ismi olan oyuncular.
neden hiç kimse bu oyuncuları harmoniyi yapabilme konusunda sıkıntı yaşayan Fatih Hoca hiçbir şey söylemez. Ben bu çünkü yani neden? Yani burada şimdi bak oyuncuları konuşuyorsun ama bu oyuncuları şimdi mesela Ersun Hoca'yı eleştirirken biz futbolcuları eleştirip de Ersun Hoca'yı başka bir yere koymuyoruz. Ersun Hoca üzerinden de zaman zaman eleştiriler yapıyoruz. Fakat bakıyorum ben abi şeyde özellikle Galatasaray medyasında hoca başka bir yerde, hoca eleştirilemez bir noktada. Biz hep şeyde oyuncular tutmadı. Ben mi aldım oyuncuları? Yani Mustafa Cengiz Enzoğlu'cu nereden tanıyacaktı alacak yani? Bu hoca, bu listeyi veren adam Fatih Terim'dir. Bu takıma uyar, bizde iş yapar diye liste veren adam Fatih Terim'dir. İnan bak çok zorlama olacak bu şey iddiam da Falcao'yu bile tanımama ihtimali var Mustafa Başkan'ın yani. O kadar esasında. O kadar da değildir ya. Biraz abartarak söylüyorum ki kaç taraf biraz daha iyi anlasın diye. Yoksa bu transfer hepsini yılların tecrübesi dediğimiz Fatih Hoca yaptı. E şimdi ne yapacak abi yönetim sana sürekli sil baştan takımı yapacak. Şimdi bakıyoruz Emre Mor işte Fatih Hoca adam eder gelsin geldi adam olmadı. İşte ona Adem Büyük o zaman eleştiriye olmadı, cevabımı vereyim. Hepsini ben burada bu takımın takım haline gelmemesindeki sorumluluğu ben Fatih Hoca olarak görüyorum. Çünkü baktığınız zaman uzaktan baktığınız zaman tek tek isim isim baktığınız zaman Galatasaray takımı değerli bir kadro. İyi bir kadrosu var Galatasaray takımı. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kurulmuş bir kadro. Bu kadroyu takım haline getiremeyen baş sorumlu da bence Fatih Terim'dir. Kimse kusura bakmasın. Hayır insanlar sana için söylemiyorum. Sözüm ya ben Galatasaray söylüyorum. Medyası değilim korkuyorlar bu arada. Korkuyorlar Fatih Hoca'ya bir şey yani, söylemeye aman aman böyle bir şey yapmayalım falan diye de ben öyle şey yaparım konuşuyorum yani. Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'da ben kadronun kaliteli olduğuna inanmıyorum. Ya bu benim görüşüm. Aksini savunabilirsiniz tabii ki. Çünkü kalite eğer faydaya dönüşemiyorsa bende kalite değildir. Yani bunu her şirket için düşünebilirsiniz. Kendi şirketleri olan arkadaşlarımız veya çalıştığınız ortamlarda. Adam vardır der ki 10 sene önce bir iş yapmış, müthiş işler yapmış, 10 senedir o işten bahseder. Faydan var mı? Sıfır fayda. Ben böyle bakarım futbola. Dolayısıyla o futbolcuların, Fatih Hoca'nın dediği şey, futbolcuların geçmişleriyle vesaire transfer ediyoruz. Ama hala da geçmişteki oyuncuları oynatıyor. Bu hocaya eleştirim zaten bir. Şimdi fayda nerede? Ben Galatasaray'ın U19 takımının maçlarını da izliyorum. Ben Fatih Hoca'nın en azından şunu yapmasını beklerdim. Galatasaray'ın U19 takımında Fatih Hoca şunu söyledi aslında U19 takım oyuncularına. Hani Belhanda ile oynadı bir ara, Mariano'ya devam etti. Aynı oyuncularla devam etti. U19 takımındaki oyunculara dedi ki, arkadaşlar sizin hiçbiriniz, Emin haricinde, Emin Bayram, sizin hiçbiriniz bu kadroya layık değilsiniz dedi. Ben böyle okudum. U19'dan bir tane oyuncu yok. Ama ben şunu beklerdim. Galatasaray'ın bir de U17 takımı var. Burada benim gözüme çarpan Bartu diye bir isim var ki, ön libero diye tabir edersen orada oynar. 8 oynar, 10 oynar. İsmail diye bir oyuncu var. Murat diye bir sağ bek var. Ata diye bir stoper var ki, bilmiyorum belki yanılırım ama Ozan Kabak ayarında bir stoper geliyor Galatasaray'da. Ata diye bir çocuk var. Ha, ama şu an bunları konuşmak için de erken. Ben ama şöyle söyleyeyim. Biz 17 yaşındaki oyuncuyu Fatih Hoca'nın dediği, maalesef burada da Fatih Hoca eleştirisi yapayım. Madem sözü açtın. Fatih Hoca değil mi Emre Belezoğlu'nu 16 yaşında Dortmund maçında oynatan? Çok ekstra bir oyuncu ama. Bu oyuncular da ya Galatasaray'da Enzonzi'nin oynadığı oyunu Bartu veya İsmail 3 aşağı 5 yukarı. U19 takım oyuncuları için bak aynı şeyi net söyleyemiyorum. Bak bunu da söyleyeyim. Abi, bu arada ben de gençlerin oynaması konusunda hemfikirim. Ya Beşiktaş'ta yani bir hazır olan oyuncu öne sürülebilir ama ne kadar hazır bu oyuncular? Ben U17 maçlarını izlediğim zaman bana şunu söylüyor oyuncu. Şimdi bir oyuncunun fiziksel olarak ne durumdalar? Bartu'nun fiziğine bakıyorum. Şimdi Mustafa Kapı'dan bahsediliyor Galatasaray'da. Bu formuyla ve bu fiziğiyle oynaması bence zor. Onu söyleyeyim. Ama Bartu'nun fiziğine bakıyorum. Çocuk bir şeyler yapmış, size olarak genişlemiş. Ata'ya bakıyorum, fena değil. Bunu alırsın bir şekilde. Ama 17 yaşındaki oyuncuyu zaten A takımla kaynaştırıp illa U19'dan almak zorunda da değilsin ki. Böyle de bir şey var. Ha, U14 takımında Ayaz diye bir çocuk var. Bunu al demiyorum. Çok yetenekli. Müthiş bir oyuncu. Sağ ön oyuncusu. Bunu al da oynat demiyorum tabii ki U14. Bu bir fantazi. Tabii. Ha, Kayseri Spor yaptı. Emre biraz daha bu duruma hazır. Taner bilir. Fena değil. Emre de 14 yaşında. Yani. Ama Emre ile ben Mustafa Kapı'yı kıyaslamıyorum. Emre çok efendim çocuk biliyor musun? Emre'nin bir yaş büyütmesi ben var. Bayıldım. Emre 14 yaşında gerçekten. Ya bu oyuncu için olarak, tamam ama. Fizik olarak biraz zayıf bir çocuk.
Ama geliştirmiş kendini. Geldi, biz Kayseri'ye gittik ya geçen. Ya yaş olarak da çocuk zaten. Ha, Aspor ekibi. 14 ya. Gittik. 14. Şeye çıktık. Evet. Üniversitede, Erciyes Üniversitesi'nde bir panele katıldık orada. İşte hep birlikte bizim Aspor ekibi. Bir de emme de geldi oraya. Çocuk inan soru soruyorlar. Heyecandan konuşamıyor yani. O kadar normal. Şey bir çocuk. Çok normal. Da, çok da efendi, ya, çok da saygılı şuradan çocuk. Bitireyim. İnşallah iyi yerlere gelir. Ne değişmesi lazım? Çok kısa toparlayalım. Yani net Galatasaray'ın transfer yapması lazım. Hı. Ama bu bilançolar bana transfer... Ya ben Galatasaray yöneticisi olsam çok net söyleyeyim şunu yaparım. Eğer Galatasaray'ın birazcık olsun menfaatini düşünüyorsam transfer yapmam. Bu seneyi çöpe atarım. Ve bu kadroyla en azından... Devam edeceklerim, şunlar devam etmeyeceklerim, bunlar diye üstünü çizerek U17'den 3 tane 4 tane oyuncuyu alırım, monte ederim. Bunların bir tanesi tutarsa Galatasaray en azından 12-15 milyon euro para kazanır gözüyle bakarım. Ama Galatasaray'ın menfaatlerini düşünüyorsam, eğer Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmüyorsam devre arasında da şöyle şu sayfayı arka türlü çeviririm. Arkadaşlar bana bu lazım, alın. Sence reçeteni? Baba yani Serdar öyle bir konuştu ki yani şey... Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu takımlar sürekli yarışın içerisinde olmak zorundalar. Niye bunu söylüyorum? Kaçı şampiyon olacak? Yani bir tanesi elbette şampiyon olacak ama senin dediğin kocaman bir hayal sevgili Serdar. Öyle bir şey olmaz. Yani kocaman bir camia var. Öyle ya da böyle başarı bekleyen. Başarı bu arada sadece şampiyonluk da değil yani. Türkiye'de bu. İkinci olursun, üçüncü olursun bir şekilde tutunursun. O UEFA kupasını bile dikkate almayan takımların... En azından tek hedefi var Türkiye'de. En azından şampiyonluk başka bir şey. En azından yarışırsın. Şampiyon olamasan bile en azından yarışırsın. Yani biz şeyleri çok gördük zamanında. İşte 25. hafta havlu atanları falan öyle çok gördüğüm için söylüyorum. İnanılmaz bir büyük camialar için çok inanılmaz yıpratıcı oluyor. Söylediğin şey güzel bir hayal. İşte bazen zaman zaman kulüplerin belki de yapması gereken bir şey. Ama sistem, ortam, iklim biz de Türkiye'de buna müsaade etmiyor. Galatasaray ekonomik olarak baktığım zaman şu anda en azından diğer kulüplere göre biraz daha iyi durumda galiba. O Riva projesinden filan sonra biraz daha hani durumu toparlamışlar gibi görünüyor. Ama sadece Fatih Hoca'nın ağzına bakan bir sistem var. Fatih Hoca şimdi bu transferleri yaptı. Şimdi diyorsun ki tutmadı. Hadi sil baştan bir daha yapalım. Sil baştan bir daha yapalım. Burası çocuk oyuncağı değil ki. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Yani bunun bir sorumlusu varsa bu da Fatih Hoca. Fatih Hoca üzerinden birazcık okumak lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Oyuncular gelir gider abi. Kiralığı var, sözleşmesi olanı var, devam edeni var. Şimdi sen kiralık oyuncu. Enzonzi ne kadar kiralık? 1,5 mu? 2 yıllık. 2 yıl. Nasıl göndereceksin abi Enzonzi? Nasıl göndereceksin Enzonzi? Bana onu anlatır mısın? Ya, kiralık oyuncudan kurtulmak bu arada dünyanın en zor şeyi değil. Tamam da dünyanın en zor şeyi bir maliyeti var. Sözleşmesinde ne yazdığına bakar. Ne kadar zor olduğu. Tabii. Doğru söylüyorsun. Fayda sağlayabilecek miyim oyuncuda? Gerçi 2 yıldır ya zaten fayda sağlayamıyorsun. Enzonzi'den bu saatten sonra götürmedin. En son nerede kaybetti Galatasaray? Hangi deplasmanda? Göztepe deplasmanında. Götürmedin. O kadro dışı durumda zaten. Tabii. Kadro dışı bıraktın. Adamı götürmedin yani. Doğru karar. Ya doğru karar da kardeşim. Doğru karar dediğin karar Galatasaray'ın parası gidiyor. Alakalı bir karar değil o. Galatasaray'ın parası gidiyor. Performans veya adamı, başka bir şey. Adamı oynamayacağını söylediğiniz zaman. Adam eğer ki o zaman gidiyorum ben deyip çekip gidiyorsa kadro dışı kalır. Ama buna sebep olacak psikolojiye gelmeden müdahale etmeniz gerekiyor. Abi kusura bakma. Yani bir adam oynamayacağını... Şu haldeyken Enzonzi bu takımda oynar abi. Enzonzi oynamayacağını duyunca sahayı terk ediyorum diyecek psikolojiye ulaşmadan ilgili kişiler müdahale etmesi gerekiyor ki öncesinden bahsediyorum. Adam oynamayacağını duyunca eyvallah deyip kenarda duracak bir motivasyona sahip olsun. Şimdi burada ben şöyle sıralayayım. Galatasaray'da Fatih Hoca'nın formsuzluğunu herhalde kimse görmezden gelemez. Fatih Hoca formsuz. Haberde de verdik yani 17 haftalar itibariyle en kötü sezon hocanın. Ve şimdi yönetim de formsuz. Şimdi bakıyorsunuz bu takım forvetsiz Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Lige forvetsiz başladı. Çadni'yi gönderiyorsunuz, Falcao'yu Eylül'ün ortasına getiriyorsunuz. Forvetsiz lige giriyorsunuz, forvet probleminiz var. Bu yönetime yazar. Transferi bitirememişsiniz. Hı hı. İki, Belhanda formsuz, Seriz formsuz, Enzonzi, Nagatomo, Mariano, Emre Mor saydıkça geliyor. Bu kadar adamın formsuz olmasını sadece sahadaki bu oyunculara bağlayamazsınız. Bu kadar fazla oyuncu formsuzsa bu teknik heyeti bağlar. Çünkü bu adamları formsuzluğunu şimdi deriz ki Seri formsuz, Enzonzi formsuz, geri kalanlar eyvallah. Hı hı. Bu oyuncudur, eyvallah, olabilir.
Ama sayamıyorsunuz. Ömer Bayram, Mustera dışında bir Taylan'ı sayabiliyoruz artık. O da son hafta performans. O da iki hafta, son iki hafta performans. Evet. Onun dışında adam sayamıyoruz. Bu da teknik heyete yazar. Doğru. Galatasaray'ın teknik heyetinde kulübeye güvenen ne kadar kişi var? Galatasaray'ın kulübesi yetersiz. Zaten bence bakın, kulübesi yetersiz. Bugün Pep Guardiola gibi isimlerin hani belki hani hedefiniz Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkmaksa rakipleriniz Pep Guardiola gibi hocalar. Doğru mu? Pep Guardiola gibi hocalar 40'ar kişilik ekiplerle hareket ediyorlar. Galatasaray sadece 3-4 tane isimli. Olmaz bu iş. Olmaz yani ya, kulübenin zenginleşmesi lazım. Hasan Şaşı, Fatih Hoca Hasan Şaşı seviyor olabilir. Tamam mı? Ümit Davalı'yı da seviyor olabilir. Maaş versin onlara yine bir şekilde de o kulübeye yetkili adamlar getirsin yani. Ben ikisinin de Galatasaray kulübesinde oturacak yetkilikte olduğuna inanmıyorum. Bir kırmızı dışarıdan var. Bir kırmızı evet. var. Göktuğan Argın telefon attığımızda Fenerbahçe ile alakalı zannediyorum ki bu kırmızı. Sözü kendisine bırakayım. Göktuğan anlatsın. Sonrasında görelim. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Rize'den İstanbul Stüdyosu'na selamlarımızı gönderelim. Şimdi son dakika bilgisine ulaştık. Hemen onu paylaşalım istedik sizlerle. Fenerbahçe'nin aslında görüşmeler yaptığı masada aslında pazarlıkların da sürdüğü bir sol bek adayı. Milan'ın sol beki İsviçreli Ricardo Rodriguez transferinden vazgeçti Fenerbahçe. Fenerbahçe sol bek adayıyla aslında görüşmeler sürüyordu. 10 milyon eurodan açılan transfer teklifi aslında 8 milyon euroya kadar düşmüştü. Fakat Fenerbahçe bonservis şimdilik ödemek yerine kiralamak, 1,5 sezonluk kiralamak, kiralık sezon bitiminde de satın alma opsiyonu istiyordu. Ancak zorunlu satış maddesi konulunca ve futbolcunun da 3 milyon euro yıllık maaşdan düşüş olmayınca, futbolcuya düşmeyince rakamı Fenerbahçe masadan kalktı. Yani sol bek adaylar arasında Ricardo Rodriguez artık Fenerbahçe'nin yok. Fenerbahçe Ricardo Rodriguez transferinden vazgeçmiş oldu diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Göktuğan Argın'a aktardıkları için. Ben bununla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Tabii ki. Elbette Rodriguez ismi Fenerbahçe'de gündem dolar isimlerden bir tanesiydi. Fakat ikinci ve üçüncü isim, ikinci ya da üçüncü sırada olduğunu söylemem lazım. Esas bir numaralı adayı önümüzdeki hafta içerisinde ben açıklayacağım inşallah. Yani esas ilgilendikleri aday, şu anda biraz hassas bir durum var. Hı hı. O yüzden söylemeyeceğim ama Rodriguez'den de yedekte tutuyorlardı. Manyak olabilir mi? Rodriguez'i hayır. Rodriguez'i de yedekte tutuyorlardı ama bir numaralı aday farklı. Onu da önümüzdeki hafta içerisinde burada söyleyeceğim. Yani yedekte tutulan isimlerden bir tanesi Rodriguez. Hı hı. Öyle söyleyelim. Yani C planı, B planı. Hı hı. Şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor. Yani zaten yani zaten gerekte tuttukları bir isim. Oyuncu da gelmek evet. istiyormuş bu arada. Hı hı. Fenerbahçe'ye gelmek istiyormuş oyuncu da. Ama esas isim farklı. Galatasaray'a dair konuştuk. Sarı Kırmızılı takımın son durumunu değerlendirdik. Beşiktaş'tan bahsedeceğiz. Beşiktaş adına çok kötü bir sezon başlangıcı oldu. Ama sonrasında Abdullah Avcı yönetimindeki siyah beyazlar aldıkları seri galibiyetlerle yarışta çok daha iddialı konuma geldiler. Ligin sonu yine birazcık zorlandı Beşiktaş ama haftayı da galibiyetle kapattı. İlk devreyi Gençler Birliği galibiyetiyle noktalamış oldu siyah beyazlılar. Taner Karaman, sence Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısına dair ne gibi hazırlıklar var? Siyah beyaz takım kadroyu geliştirmeli mi? Bu noktada çalışmalar söz konusu. Beşiktaş'a gelmeden önce Galatasaray'da bir son noktayı koyayım. Az önce Göktuğ'un bağlantıya gidince noktayı koyamamış oldum. Havada kalmasın, sonra sosyal medyaya düşünce havada kalmış, orada bitirmişim gibi oluyor. Devamını çok kısa getireyim. Fatih Hoca'nın formsuzluğuyla alakalı az önce bahsettim. Kısa tutalım. Zaten bir şey kalmadı. İfademi bitireyim. Eldeki bütün oyuncuların performansı düşük oluyorsa bu Fatih Hoca'ya yazar. Yaptığınız transferlerde verimsizlik varsa bu yönetime de yazar, scout ekibine de yazar, hocaya da elbette yazar. Emre Mor'u getiriyorsunuz, sahaya koyamıyorsunuz. Bu seviyede bir problem varsa burada teknik heyetle alakalı da yetersiz kalındığı noktası var. Takviyelere ihtiyaç olduğu kesin. Kalite faydaya dönüşmediği zaman kadro kalitesizdir dedi Serdar Kelleci. Bu noktaya bir katılmadığımı söyleyeyim. Galatasaray kadrosu kaliteli. Bu oyuncuların hepsini doğru kadrolara koyduğunuz zaman oynar. Belhanda'yı koyun oynar. Feguli'yi koyun oynar. Bu adamlar bir sene önce sizi şampiyon yapan kadro. Bu kadar adamın performansı Nagatomo yaptı, Mariano yaptı. Bu kadar adamın performansı geçtiğimiz yıl baktığımız zaman kadro kaliteliydi. Ama bu sezon kalitesize döndü.
Yani bir senede ne ama değişti? Hangi oyuncular için söylüyorum bunu? Yani hayır, şimdi bunu kadronun genelinden için... şimdi kadrodan bahsettim. Yeni yani özellikle yeni gelenlerden Enzonzi bahsettim. Enzonzi için şimdi seri Enzonzi Barcelona'ya koysak oynar dediniz. Şimdi ben adamlar, demedim. Az önce bahsettik yani Barcelona'da olsa dediler. Yani Barcelona'da. Şimdi bu adamların kalitesi belli seviyede, biz siz oynatamıyorsanız o zaman bu adamları oynatacak, tetikleyecek etkeni bulmak, yani klasik laf vardır ya, teşhis, tespit, tedavi. Teşhis, tedavi. O zaman tespiti doğru yapın. Yani burada transfer, transfer, transfer demek borcun daha da büyümesi demektir. Ve siz ortada virüs var, bir hastalık var ve bu virüs takımın bütününün kadrosunun performansını düşürüyor. Siz oraya Messi'yi de getirseniz performansı düşer. Beşiktaş'ta da, Beşiktaş'a da geleyim. Yani az önceki bahsettiğim nokta transfer çözüm değil, Beşiktaş'ta da aynı şey geçerli. Aynı şeyi söylüyor. Beşiktaş'ta transfer transfer demeyecektir. Zaten elde çok ciddi bir maaş problemi var, evet. Para problemi var. Ve Beşiktaş'ın şu anda Balotelli iddiaları vesaireler de konuşuluyor. Böyle bir bütçesi olduğunu da düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Daha böyle gerçekçi, realist davranması gerekiyor. Geleceğe yatırım yapmak istiyorsa bu Balotelli'de olmayacaktır. Ve şu anda Beşiktaş'ın da... Balotelli işi olmuyormuş zaten. Evet, kadar. Olmayacaktır. Yani 1.2 milyon euro 6 aylık paralar, bunun bonusları vesaire. Yani adama sorarlar ya maaş ödemiyorsun. Gidip Balotelli'yi bu paraya veriyorsun derler. Olmaz o iş. Yani mantıklı değil. Beşiktaş'ın kadrosunda da çok büyük değişimlere ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ama mutlaka takviyeler yapılacak. Nokta atış takviyeler onlarda. Ama genellikle Galatasaray'ın da yapması gerektiği gibi içeriden. Yani Galatasaray nasıl Ömer Bayram'ı küçük dokunuşlarla bir anda takımın en iyisi durumuna getirdiyse, Beşiktaş'ta yine küçük dokunuşlarla bazı oyuncuların performansı, Tyler Boyd gibi özellikle, yukarıya çekilmeye çalışılacak gibi gözüküyor. Yani şeyde Beşiktaş'la ilgili tabii ki transferle ilgili bazı çalışmalar yapıyorlar ama Taner'in de söylediği gibi ekonomik kriz en çok Beşiktaş'ı vurmuş gibi görünüyor. Yani evet. En azından uzaktan bakınca ben öyle görüyorum. Ama bazı çalışmaların yapıldığını biliyorum. Balotelli'yle de hakikaten bir temas oldu. Fakat o temastan doğru bir sonuç, iyi bir sonuç çıkmadı. Yani en azından Beşiktaş lehine bir sonuç çıkmadığını söylemem lazım. Abi Beşiktaş bu hafta yani belki de sezonun en kötü futbollarından bir tanesini oynadı desek yeridir. Beni mesela çok şaşırttı. Gençler Birliği takımı 10 kişi kaldı. Bak 11 kişiyken Beşiktaş'tan daha iyiydi. 10 kişi kaldı, Beşiktaş'tan daha iyiydi. 9 kişi kaldı. Zaman zaman inan hatta neredeyse hala Beşiktaş'tan daha iyi noktaları vardı. 11-11 devam etseydi zor bir maç. Çok zor bir maçtı. Yani Hamza Hoca oraya eli değmiş abi. Yani inanılmaz işler yapıyor orada. Ama işte şimdi tabii Atiba'nın falan performansını işte yere göğe sığdıramıyor herkes. Tamam eyvallah, ben de çok beğeniyorum Atiba'yı bu arada. Onu ayrı bir noktaya koyayım ama 9 kişilik bir takım karşısında yaptığı performans başka. 11-11 yapacağı performans benim için başka. Onun için... Yani bu son Gençler Birliği maçındaki performansı beni çok ilgilendirmiyor Atiba'nın. Bak ayrı saygı duyuyorum. Çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Hani keşke Atiba bizde olsa dediğim şey derler ya takımlara, isterler ya bazı oyuncuları. Atiba da böyle istediğim oyunculardan bir tanesi. Ama işte 9 kişi kalmış bir rakip karşısında yere göğe sığdıramamak da Beşiktaş'ın bazı hataları görmesini engeller. Onun altını çizmek lazım. 11-11 o maç devam etseydi, işte olsaydı bu olsaydı demeyeceğim ama 11-11 devam etseydi bence Gençler Birliği'ni Beşiktaş takım yenemezdi. Atiba onu dışında aslında Atiba'nın bu kadar öne çıkmasının sebebi Atiba dışında farklı bir performans da fazla yoktu Beşiktaş'ta. Bu yüzden biraz da ön plana çıktı. Yani şimdi Gençler Birliği maçında Beşiktaş adına Atiba dışında çok ciddi bir performans var mı? Bir oyuncuyu sayabiliyor muyuz? Sayamıyoruz. Atiba'nın ön plana çıkmasındaki neden biraz da bu. Atiba her şekilde farkını ortaya koydu aslında Beşiktaş açısından. Dediğine çok katılıyorum bu arada. Şu konuya katılıyorum. Ha, Beşiktaş iyi oynamıyor. Beşiktaş 5-6 maç üst üste kazanırken de iyi oynamıyordu. Ya, bu net görülen bir şeydi. Ama Beşiktaş kazanıyor. İşte kazanma alışkanlığı diye bir deyim var Türk futbolunda maalesef. Çok saçma geliyor bana. Yani kazanma alışkanlığı. Tamam önemlidir ama hani senin her maç kazanacağını sağlamaz. İyi oyun diye de bir şey vardır. Ya, özgüven getirir. Ama tabii ya, bu iyi, sonraki iyi maç oyun, için garanti değil. Ama yani. İyi oyun şöyle yapar. İyi oyun seni gelecekle ilgili umutlandırabilir. Şampiyon dersin ki, yapar bak, takım iyi oyun. Çok net. Bir maç kaybedersin, 3 maç kaybedersin, 5 maç beraber ama sonra bir bakarsın arka arkaya galibiyetler gelmeye başlar. Çok net bir sorunu var. Nokta atışı bir sorunu var. İşte, forvet abi yani çok net bir sorun. Yani orada ne umut ne güven. Zaman zaman da artık Burak da
taşıyamamaya başladığını. Beşiktaş'ın bence ön tarafındaki dörtlüde bir problem var. Artık. Yani sağ ön oyuncusu, sol ön oyuncusu, on numara pozisyonundaki oyuncu ve santfor oyuncusu. Daha önce söyledik zaten. Dörtlünün çok verimli galiba. Olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Beşiktaş'ın en azından Laiç'in performansı mesela bu sene içler acısı. Ama bir taraftan da şunu da düşünmüyor değilim. Abdullah Avcı'nın ısrarla vurgulamak istediği bir şey var. Yani oyunda parselizasyonları sınırladık. Bazı oyuncular işte sağ tarafta kim parselizasyonu belli. Sol taraftaki oyuncunun parselizasyonu belli. Ama her oyuncuya bunu yapmak çok mümkün değil futbolda. Caner'i oynatıyorsun orada burada her tarafta oynuyor çocuk. Yani Caner de bu sene mesela dikkat çekici isimlerden bir tanesi. Ekstra isimlerden bir tanesi Beşiktaş adına. Orada da bir kontrat alma çabası var tabii Caner'in de. Onu da motive eden başka şeyler var. Adem Laiç geldi 6 milyon euro aldılar bonservisini düştü adam. Yani bazı oyuncular Lens de var öyle. Böyle. Lens de öyle abi. Bonservis aldı düştü. Yani Fenerbahçe'de uçuyordu kaçıyordu bonservis aldı bitti. Yani demek ki geldiği günden beri kötü. Ama işte bonservis imza yaptıktan sonra. Hatta Fenerbahçe'deki ikinci yarısından beri kötü. Yani Fenerbahçe o sene çok kötüydü. Alıp giden başka adam yoktu. O Lens aşağı Lens yukarı falan evet. Filan böyle. Çok kötünün iyisi. Uçurduk adamı. Olmuştu. Uçurduk adamı. Beşiktaş'ın kucağında patladı şimdi açıkça söylemek gerekirse. Ama anlaşmışlar galiba gönderiyorlarmış diye duydum. Yani zor göreceğiz. Bir anlaşma olmuştur. Yani o paraları alacak kulüp 4 kim oldu? 4 yıllık yapmıştı galiba. Bir buçuk yıl daha mı var? Var. Bir buçuk yıl daha var. O bir buçuk yıl artık ya bir kısmını ödeyecekler ya bir şey yapacaklar ama bir anlaşma sağlandığını duydum. Hayırlı doğmuş Beşiktaş için. Yani çünkü o da Emre Mor gibi abi. Yani bunlar bir tarikatlar abi bence. 2022 sözleşme bitiş tarihi. Daha, daha var da. 2,5 yılı daha. 2,5 yılı daha var. Yani 2,9 alıyor. Nasıl bir potansiyel görüldü ki bu adamda? Bu de, sözleşmeyi yapıyorsun yani. Önüne koyuyorsun. Yani, bu arada sözleşmenin yapıldığı tarihte de oyuncu 30 yaşını geçmiş durumda. Ya işte tabii, yani bu öyle bir sadece Beşiktaş'ın bu arada bu sadece Beşiktaş'ın problemi de değil. Bütün takımlarımızın ciddi anlamda böyle bir sorunu var. 30, 32, 33 yaşındaki oyuncuları Falcao'yu da dahil ederek söylüyorum. Kesinlikle. Çok farklı bir noktada klas olabilir ama 3-4 yıllık mukaveleler yapmak çok hakikaten riskli. Çok akıllıca yani, ben de genel sen. Olarak söyleyeyim eğer ben bir yönetici olsam derim ki arkadaşlar ne yaptınız diye bir sorarım. Yani çünkü hani beklentin ne, neden bunu yaptın diye sormak lazım. Şimdi şöyle bir şey, dönemin yönetimi, Fikret Orman yönetimi Fenerbahçe'ye çalım atmak için Lens'i transfer etti. Lens de gelmek için orada 4 yıllık, 4,5 yıllık kontratı kaptı. Ancak bu şartlarla gelirim gibisinden. Fikret Orman yönetimi de dönemin Fenerbahçe yönetimine çalım atmak adına, taraftarı hoş görünmek adına, taraftar da Lens istiyordu o dönem. Rüzgar Lens'ten tarafa esiyordu. Yönetimde böyle fahiş bir bonser maaşla birlikte imzaladı. Ya şey de çok avukat da uyarmıştı. Bu adamla uzun süreli kontrat almayın yapılmaz ya. Diye. Almayın benim Hollanda'daki dostlarım da beni hep söylediler bana bu adamı işte yani. Şimdi şeydeyiz. Galiba buradaydım. Bir abim telefon açtı bana. Bana telefon açan abimizin de şoförünü şeye gönderdim dedi. Lens almaya gitti havalandı. Allah Allah dedim abi ne alaka? Niye almaya gitti ki filan? Beşiktaş'tan görüşecek dedi. İnanmadım biliyor musun? Yani Fenerbahçe oynadı bitti. Hollanda'ya döndü. Benim arkadaşımın yani abimizin şoförü Lens'i havaalanına almaya gitti. Beşiktaş'ta görüşmek üzere. Ya dedim inşallah böyle bir hata yapmazlar dedim yani şeyi almak gibi, Lens'i almak gibi. Valla galiba anlaşmışlar diye. O da ilk buradayken yani şeyde A-Spor'daydım o günde. Buradayken haberim oldu. Yaptan sözleşme yap. Yapma demiyoruz ki. 2+1 yap. İşte 1+1 yap. Yap. Bir şeyler yap anladın mı? Biraz kulübü de kollayın kardeşim. Oyuncu yani. Gelmiyorsa da zaten alma. Hayır. Alma, aynen. Oyuncunun alma. Binlerce falan şeyi yok ya. Ki abi. Talibi tamam, malibi. Hani bütün dünya ister. Hemen kaparsın tak tak imzayı attırırsın filan. Öyle zaman... bir şey de yok ortada. Fenerbahçe zaten istemiyor. Almayacak Fenerbahçe. Yani bilmiyorum Beşiktaş yöneticiler ne söylediler o dönem. Hani Fenerbahçe'de arada onlar da istiyorlar filan mı dediler ama o sırada Fenerbahçe yönetimi yoktu arada yani. Gidip de 4 senelik. Abi kötü değil. Risk edilebilir ama 4 yıllık sözleşme yapılmaz. Ondan bahsediyoruz. Yapılmaz abi. Hiçbir futbolcuya ben yöneticiyim. Hiçbir futbolcu 4 sene yapmam sözleşme. 30 yaşındaysa. Kralı olsa yapmam yani. Ama o zaman hani. Yani dünyadaki son oyuncu değil neticede. Ya yani tamam da. O mevkide oynayabilecek. Galatasaray'da bir dönem hatırlarsınız. Oyuncu yaşlandıkça aldığı paranın kazandığı bir sözleşme evet. Modeli vardı. Doğru. Absürt bir oran vardı. Da, bak mesela bizim Musa Sova da şöyle bir anlaşma yapmışlardı. 3 yıllık anlaşırken şöyle anlaşmışlar abi. Musa demiş ki ben iyi parayı önce istiyorum demiş. Paraya ihtiyacım var demiş.
sözleşme sırasında. Rakamlar şu anda aklımda değil. Tamamen atıyorum geriye rakamları. Ha. Şimdi 3,5 milyon euro ilk yıl alacak. Tamam mı? İkinci yıl 2,5 milyon euro alacak. Üçüncü yıl 1,5 milyon euro alacak. Bu şekildeydi yani sözleşmesi. Abi son sene başlamış su yapma herif. Ya işte 1,5'a kaldık. Ulan zaten sözleşmenin ortalamasını alsan zaten normal paranı alıyorsun yani. Evet. Sen istedin ilk başta iyi alayım, sonra kötü alayım diye. Çok arıza yaptı o 1,5 senede. Onu çok iyi biliyorum ben. Yapar. Çok başı ağrıttı herkesin. Orada en iyi kontratı Mbakame'ye yapmışlar. Yani adamın kazandığı para kadar bonuslardan kazanma olasılığı var. Maaş düşük tutuluyor ama bonuslar yüksek tutuluyor. Ve adam bir hedefe doğru gitmek zorunda daha fazlasını kazanmak için. O yüzden de sürekli performans vermek zorunda. Ona kızmıyorum. Performans versin, alsın parasını. Yan gelip yatmasın. Yani bak o zaman performansa dayalı sözleşme iyi bir sözleşme. Onu kabul yaptırabiliyorsan o süper bir sözleşme. Ama bak Musa Sol gibi adam yani düşün. Son senesinde abi Allah'ım sürekli gelip gidip para muhabbeti yapıyormuş. Ya bana arttırın şöyle yapın o zaman yapın falan diye. Futbolunun en başarılı meslek grubu herhalde menajerler. Müthiş işler başarıyorlar. Yani bugün 9 milyar TL borcu olan kulüplerimizden acaba bu menajerler 9 milyarın yüzde kaçını kazandılar? Menajerler mi çok iyi, yöneticiler mi çok kötü? İşte yöneticileri işte hani yani burada... Yani bu kadar kötü yöneticiye... Dolayısıyla yani yöneticiler. Oyuncu satmak çok da zor olmasa gerek. Tabii dolayısıyla yöneticiler. Menajerlerin bu başarısı aslında yöneticilerin başarısızlığının bir başka aslında ya, sağlaması. Başka bir şey söyleyeceğim de şu bizim ruling paylaşmış. Şu köpeği evet. Gördünüz mü Hatay'da? Maalesef. Zehirleyip şeye ya Allah sizin belanızı versin kardeşim ne diyeyim ben size ya. Benim köpekler var, benim kedi var. Yani hayvan, herkes hayvan sever. Hayvan sevmemek zaten mümkün değil. Evet. Ama yani böyle bu yapılmaz ki ya bir canlıya ya. Şerefsize bak ya. Ya Hatay Jandarmasından rica ediyorum jandarma komutanından. Arıyorlar. Şu şerefsizi bulun ya. İnşallah. Yani şu şerefsizi bulun ya. Ciddi bir kanunda da bu arada ağırlaşma ihtiyacı ya var. Günah ya. Gördükçe kesinlikle çıldırıyorum ya. Vallahi aynen tüylerim diken. Evde ağlayacaktım yemin ediyorum sana. İlk evde bunlar seyrettim. Yansıyanlar çok, bir de. Maalesef yansıyanlar. Bunu, bir tek bu değil ki. Yani yok, bir hayvana bunu nasıl yaparsın? Git, yazlık yerlerde cins köpek dolu. Alıp bırakıyorlarmış değil mi? Bir süre bakıp. Tabii karne hediyesi diye köpek hediye alınır mı ya çocuğa? Hediye zaten yani hediye kullanıp atarsın bozulur biter. Hediyenin mantığı o. Ya benim köpeklerim yasak, olduğu için. Benim sözde. Benim köpeklerim olduğu için şeyi çok iyi biliyorum. Acayip bunalıma giriyor hayvanlar biliyor musun bıraktığınız zaman? Tabii. Ya. Depresyona göre. Yemekten içmekten. Bir hafta ya ben yani askere gittim. Askere gittim. Geldiğimde beni gördüğünde çıldırmıştı ya benim köpeğim. Evet. Yani inanamadı. Çünkü beni herhalde yok saydı artık 6 ay göremeyince. Sonrasında bambaşka bir şekilde bir tepki var. Çok unutmaz abi. Şu an git eve. Şu an git eve. Seni her gün aynı hevesle karşılıyor. Evet. Çok ilginç. Yani bunu çocuğun da yapmaz, eşin de yapmaz. Vallahi hatun da yani yapmaz, çocuk yapmaz da yapmaz. Kimse beklemez seni öyle. Ben gitmeden yatmıyorlar abi. Yemek yemeyen tabii var. Benimki yemek yemiyor yatmaz ya beni görmeden. Vallahi ben de duygusallığını biliyorum. Hayvan depresyona girer. Yani benim kedim vardı üniversitedeyken örneğin. Yani hayvan bir dönem terk edildiğini düşünmüş evin içerisinde. İntihar etmişti. Ha, var abi. Bir de yemek köpekler, yemiyorlar, şey yapmıyorlar. Dördüncü kattan aşağı atladı yani hayvan. Terk edildiğini düşünerek. Halbuki o sırada sadece işte okul vesaire işlerinden dolayı evde değildik. Öyle, köpekler öyle de göstermezler. Hep saklanarak ölürler mesela. Çok yazık yani böyle bunları gördükçe var ya. Ya biz nereye gidiyoruz diyorum ya. Bir insan lan bunu nasıl yaparsın ya. Şunu bana bir verecekler. Şimdi burada konuşturma beni de. Yani hakikaten söyleyecek söz var. Yazık günah ya. Vallahi sabah ağlayacaktım ya. İlk gördüğüm şey yaptım. Ayda bir filan da böyle videoları çıkıyor görüyoruz maalesef. Çünkü bunu normal olduğunu zannedip bir de paylaşanlar var. Paylaşıyor adam. Yani abi düşün. O daha adam mevzunun olumsuz olduğunu çekiyor, bilmiyor. Çekiyor ve bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Çünkü onu kafasında normal zannediyor bunu yaptığı şeyi. Bu daha hastalıklı bir durum. Anlatabiliyor muyum? Yani görüntü sızmıyor. Adam kendi paylaşıyor. Ruhsuz. Çeken kişi paylaşıyor, yayınlıyor. Çünkü onun zihninde bu bir hata değil. Bu ne kadar üzücü bir şey. Çünkü orada abi, bir can insanı, olarak görmüyor. Bir maalesef insanı zehirleyip gömmekin cezası neyse bence bir hayvanın da gömmenin can. Tabii ki öyle olması lazım. Can abi. Çünkü bunu hayvana şey yapan yarın öbür gün aynı gerçekten şey insana potansiyel yapar. Potansiyel bir suçludur bu yani ya net şimdi, bir şekilde. Şimdi şey diyorlar bazen. İşte kediye, köpeğe, oğlum, kızım filan. Ya ne, niye öyle söylüyorsunuz? Ya insan hakikaten öyle oluyor. Oğlu kızı gibi oluyor ya. Ya zaten evlat bir köpeği ya evine alıyorsan onu bir evlat, birey olarak düşünmeyecekseniz almayın. Gerçekten almayın. O bir bireydir artık. Şuna bir bul baba. Komutan şuna bir bul be. Komutanım.
aranıyormuş. Aranıyormuş, evet. Dileriz, bulunur. Bunu yapan caniler bu şekilde belki söyleyebiliriz. Daha fazlası da mutlaka söylenebilir. Son dakikalarımızın içine geldik sevgili seyirciler. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına dair konuşuyoruz. Ligin artık ikinci yarısını bekleyeceğiz. Önümüzde de bir transfer dönemi söz konusu. Aslında hepinize tek tek sormak istiyorum. Çok uzun bir zaman var ligin bitimine. Hı-hı. Yarışın içinde de fazla sayıda takım olacak, öyle görünüyor. Şampiyonluk favorin kim? Oyuncu kaybetmezse Sivasspor. Neden? Mükemmel oynuyorlar çünkü savunmayı çok iyi yapıyorlar. Hı-hı. Orta sahayı çok çabuk geçen bir takım var. Evet, bugüne kadar Sivasspor'a karşı çok önlem almadılar takımlar. Bu doğru. Ama benim bugüne kadarki gördüğüm şampiyonluk hikayelerinden biri var bugün Sivasspor'da. Ben Sivasspor'un Mutlusan'a ulaşacağını düşünüyorum. Yani benim için en güzel oynayan takım Sivasspor ve yedek kulübesi de bana 3 aşağı 5 yukarı bunu söyletiyor. Tek kriter şu, 2 tane oyuncu alternatifsiz. Biri Caner, biri Apindangoye. Bu iki oyuncuyu kaybetmedikleri sürece, sakatlık vesaire, çok ciddi bir sakatlık yaşamadıkları sürece ben Sivasspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Serdar Keleci yeni bir şampiyon bekliyor, Emre Bol. Ya benim şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Tamam, hakikaten üst düzey bir performans sergiledi Sivasspor. Hakikaten de çok da iyi bir futbol oynuyorlar. Beğenerek de izliyoruz. Fakat bizim ligde işler biraz ikinci yarı başlıyor. Yani bakalım ikinci yarı, o düşmelerin, kalkmaların, şampiyonluk hesaplarının, matematiklerin çok fazla yapıldığı o ligde lider olma stresine ne kadar dayanabilecek? O da farklı bir şey. Tabii canım. Kulisler daha benim, başlamadı değil mi? Benim bir numaralı adayım tabii ki Fenerbahçe. Bence yine Fenerbahçe ile Galatasaray, Trabzon biraz ucundan yakalar belki. O üç takımın arasında, Sivas Stadı katalım içerisine, 3-4 takımın arasında geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray kopmadı diyorsun. Ya işte transferlere de bakacağız tabii. Ne yapacaklar ki? Yapılacak gibi duruyorlar. Onyekuru mesela dönme ihtimali çok yüksek isimlerden biri. İyi transfer. Onyekuru iyi transfer olur. Sekidika'dan bahsediyoruz. Sekidika'yı da... taraftan Arda Turan ismi. Ya Sekidika'dan bahsetmeyelim ne olur. Hani Eskişehir Spor'un zaten azıcık bir canı kaldı. Bir yani... Eskişehirli olarak mı şu an? Ya gerçekten yani şu takıma dokunmasınlar, bir sene dokunmasınlar. Zaten eksi puanla başladık yani, başladık diyorum artık mecburen. Ama yani bana işkence geliyor. Yani Eskişehir Spor oyuncuların paylaşılması, gündeme düşmesi ya yaralıyor. Seni üzüyor mu? Ama inan çok şunu söyleyeyim. Ama inan şunu söyleyeyim. Büyük bir takım mı şampiyon olsun yoksa Sivas şampiyon olsun dersen ben Sivas'ı yeğlerim. Yani keşke Sivas şampiyon olsa diye. Çok kısa, Sekidika'ya hakimsin. Galatasaray'a ne katar bu transfer gerçekleşirse? Yani duygusal olarak hiçbir şey katmaz diyeceğim mecburen ama iyi oyuncu. Duyguları bir kenara. Yani duyguları bir kenara bırakırsam Galatasaray'a faydalı olur. Yani Galatasaray'ın sol tarafında sol ön oyuncu, sol önünde oynayan oyuncu el freni çeken bir Babel olacağına göre daha faydalı olur. Nagatomo'yu göndermişler galiba, öyle mi? Evet. Vedalaştı, ayrıldı. Nagatomo ile alakalı zaten böyle bir beklenti söz konusu. Bakalım, resmi bir açıklama geldiği takdirde de bunu sizlerle paylaşacağız. Başka ayrılan isimler de olabilir. Senin favorin kim Taner? Yani mevcut kadrolar üstünden düşünürsek, diyelim ki hiçbir takım transfer yapamadı, düzgün bir şekilde istediği kadroları kuramazsa Başakşehir şampiyonluğu alır bu sene. Çünkü eldeki kadro sıfır transferle bile ikinci yarıda işi götürebilir gibi gözüküyor. Ve oyunun içerisindeler, iyi oynuyorlar. Mücadele anlamında da Abdullah Avcı'nın bıraktığı o mirasın üstüne daha da koydular. Ve her geçen günde daha iyi oynamaya başladılar. Nakış gibi oyun işliyorlar ve gerçekten de Sivasspor'un oyununu da üstünde görüyorum oynadıkları oyun. Çok daha bir kere kalite anlamında da iyi bir kadroları var. 15 dakikada işi bitirdiler ya bu hafta. Evet, yani direkt fişi çektiler. O yüzden Başakşehir'i ben mevcut kadrolar içerisinde bir adım daha önde görüyorum. Ama devre arasında... öyle transferler yapılır, kadro içerisinde olmayanlar, gedikler gönderilir vesaire. İşin rengi değişir ama mevcut üstünden konuşacaksak Başakşehir ipi göğüsler. Ben Beşiktaş'ın yine böyle ilk yarıda yaptığı gibi 6 maçlık seriyi yine yapabileceğini düşünüyorum. Yani kadro buna müsait. Devre arasında toparlayacaklardır muhtemelen. Eğer böyle bir seriyi başarırsa Beşiktaş da yukarıya tutunur. Beşiktaş'ın da lige bir hayli zor bir fikstürle gireceğini de söyleyelim. Bu arada Fener'in inanılmaz bir fikstür avantajı var. Özellikle 28. haftadan sonra, içeride oynanacak bir sürü maç var. Fikstür avantajı anlamında Fenerbahçe'nin en avantajlı takım olduğunu görüyoruz. Ben fikstür olarak Trabzonspor'u da çok avantajlı görüyorum. Bizim hiç neredeyse dışarıda maçı yok Fenerbahçe'nin. Trabzon'un da aynı şekilde fikstür avantajı var. Çok zorlu deplasmanları yok Trabzonspor'un. Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarının ilk bölümünde zor maçları var.
İçeride Sivas maçıyla başlayacak ben zaten. Beşiktaş adına. Göztepe Rize deplasmanı, Gaziantep'le içeride oynanacak maç. Sonrasında Trabzonspor, Alanyaspor, Ankara Gücü, Galatasaray dörtlüsü var. Beşiktaş eğer bu maçlardan iyi neticelerle çıkarsa o zaman şampiyonluk yarışında önemli bir noktada olabilir. İlk yarıda çıkamadı. Hakikaten zor olmuştu. Oyun yani ilk yarıdaki benzer neticeler olursa zaten aynı fikstürde bu havlu attığımız anlamına geliyor. Bu takımın yani oynadığı oyun kesinlikle tatmin eden bir oyun yok. Hiçbir şey ilk yarıdaki gibi olmaz abi. İkinci yarı her şey değişir. Ben hiç, yani çok net konuşmamak lazım futbolda. Tabii ki buna her zaman söylerim ama ya bu Beşiktaş'ın ben ilk 3, ilk 4 şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. İlk 3 değil, ilk 4 bile şansının bence çok zor olduğunu düşünüyorum. Onlar da yarışırlar ya yani. Yapacak transferlere de bağlı. Yine benim dememle böyle bir şey olacak değil tabii ki de ama benim gördüğüm oynanan futboldan dolayı buraya çıkıyorum ben. Çok zor maç kazanır Beşiktaş. Ben bu kadar karamsar değilim Beşiktaş. Ya Beşiktaş yarışır abi. Beşiktaş'ın ismi bile yarışır abi. Yani Beşiktaş abi, geçti ismi. O. Yani öyle. İsim falan bence geçti artık. Yarışır. Yeter ki şu ekonomik krizleri falan çözebilsinler. Hakikaten sıkıntılı günler geçiyorlar. Nasıl bir başlangıç yapılacağı da çok önemli. Bu arada teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Süremizin de sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, ligin ilk yarısını da değerlendirdik. Bugün oynanan mücadelelerin yanı sıra A Spor ekranlarından herkese mutlu geceler, mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.